Kanal Fırat ekranlarına, moderatör programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu hafta yeni bir programla ve yeni konularla karşınızdayız. Bu hafta moderatörde sağlık konuşacağız. Biliyorsunuz her şeyin başı sağlık ve biz de bu kapsamda bugün sağlıkta iki farklı alanı konuşacağız. Çok farklı alanlar ama zaman zaman da çok paralellik gösteren iki alanı konuşacağız. Hem çocuk cerrahisini hem de obezite cerrahisini konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var, hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın çocuk cerrahisi uzmanı Sayın Fikret Ersöz bizlerle birlikte. Aynı zamanda operatör doktor Serdar Gürsul bizlerle birlikte, o da genel cerrahi uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada sayın seyirciler, sizler de programımıza ortak olabilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz WhatsApp iletişim hattımıza, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Sizler de programımıza interaktif olarak ortak olabilirsiniz. Özellikle programımızın ikinci bölümünde sorularınıza yer vermeye çalışacağız. Hemen başlayalım çünkü gerçekten önemli bir alan sağlık. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte de bir kez daha anladık aslında gerçekten her şeyin başının sağlık olduğunu ve bu kapsamda da ülke olarak gayet iyi durumdayız. Özellikle sağlığın her alanında aslında son yıllarda ülkemiz çağ atlamış diyebiliriz. Yine çok değerli siz değerli doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte. Şimdi hocam, özellikle son yıllarda çocuk cerrahisini çok sık duymaya başladık. Özellikle çocukları olan insanlar belki de yaşam koşullarından dolayı yeni doğduğu andan itibaren belirli bir yaşa kadar yaşadıkları tüm hastalıkları sizler muayene ediyorsunuz, çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle soralım, çocuk cerrahisi denildiği zaman içerisine neler giriyor? Bu konuda Türkiye'de çocuk cerrahisinin, özellikle de Elazığ'da çocuk cerrahisinin durumu nedir? Çok teşekkür ederim. Gerçekten çocuk cerrahisini anlatmak için sorulması gereken ilk soru bu. Çocuk cerrahisi ne iş yapar? Çocuk cerrahisi nedir? Bunu bir açıklamak gerekiyor. Yeni doğan bebeğin 18 yaşına kadar biz çocuk olarak adlandırıyoruz. Tabii bu kendi aralarından da bölünüyor. İlk 28 güne, bir aya biz yeni doğan diyoruz. Yeni doğandan sonra da süt çocukluğu dönemi. Daha sonra çocuk, ergenlik, bu şekilde 18 yaşından sonra da erişkin oluyor. Çocuk cerrahisi 0-18. Anne karnından doğduktan sonra 18 yaşına kadar kalbimiz ve beynimiz hariç diğer tüm organlarımızın cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen bir dal. Daha da açarsak, doğduktan sonra çocukların ürolojik hastalıkları, genel cerrahi hastalıkları, genel cerrahların 18 yaştan sonra alanların hepsini çocuk cerrahisi Anadolu bilim dalına giriyor. Bunun dışında çocukların jinekolojik hastalıkları ve göğüs, toraks dediğimiz göğüs boşluğundaki akciğerimizin cerrahi hastalıklarının hepsiyle ilgilenen bir dal. Ve çok geniş bir yelpazesi var. Diğer branşlardan daha fazla bir hastalık grubu var. Bunun dışında trafik kazaları, çocukların trafik kazaları. Boyun bölgemizde bu gördüğümüz kulak burun boğaz hastalıkları da bazen ilgileniyor bu dallarla. Konjenital, yani doğumsal anomalileri, boyun bölgemizde gördüğümüz şişlikler, doğumsal kitleler, şekil bozuklukları. Bunlar da çocuk cerrahisi dalına girmiş oluyor. Ortopedi mi kısmen? Yani ortopedi onu unuttuk şöyle. Ekstremite, kol ve bacaklarının kırıkları da ortopediye giriyor. Biz onlar ilgileniyoruz. Aslında önceden, daha önceden çocuk cerrahisi ortopedi ana bilim dalı içinde bir daldı. Daha sonra yaklaşık 30-40 yıldır ayrılmış ve kendi belli başlı bir dal oldu. Yani çocuk cerrahisi eski bir dal değil, yeni. Ama ülkemizde gerçekten çok gelişmiş bir durumda. İlimizde de çocuk cerrahisi Türkiye'de çok ileri bir durumda. Zira bize Türkiye'nin
çeşitli illerinden hastalarımız geliyor. Biz memleketimizde çocuk cerrahisi ile ilgili tüm ameliyatları yapmaktayız. Bu konuda da başarılıyız. Bunun dışında çocuklarda yanık, çocuk cerrahisinin ilgilendiği başka bir alan. Yanıkla da ilgileniyor. Jinekoloji, üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi. Bunların hepsi 18 yaşından sonra dallara ayrılıyor ve farklı farklı branşlarda faaliyet gösteriyor. Ama çocuk cerrahisi bunların hepsini aynı anda 18 yaşına kadar içinde değerlendiriyor. Yani çocuk cerrahisi tek bir dalmış gibi görünüyor fakat içerisinde birden fazla dalı da barındırıyor. Birazdan yine geleceğiz. Özellikle Elazığ'da daha çok hangi tür ameliyatlar yapılıyor ki sizin özellikle Türkiye'ye mal olmuş ameliyatlarınız da var. Onları da konuşacağız ama biraz da obeziteyle Sayın Serdar Gürsul'a devam etmek istiyorum. Şimdi hocam obezite hep denir ki işte artık çağımızın hastalığı. İşte düzensiz beslenmeden olabiliyor, yaşam standardının düşüklüğü veya çok kaliteli olması da bazen bunu tetikleyebiliyor. Şimdi obezite dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli, neler obezitenin içine giriyor ve bunun gerçekten yaşam kalitesiyle ve beslenmeyle bir alakası var mı yoksa genetik mi? Şimdi obezite Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir hastalık. Yani obezite aslında toplumda en sık bilinen yanlış, hatta toplum bırakın bazı hekimlerden bile yanlış bilinen en büyük algı şöyle, obezite bir görsel sorun olarak görülüyor. Ama obezite öyle değil, obezite başlı başına bir hastalık kabul ediliyor. Şöyle ki bazı hekim arkadaşlarım bile bana işte ya çok iyi işler yapıyorsun, işte hastalara ameliyat ediyorsun, hastalar güzelleşiyor. Bu ameliyat öyle bir ameliyat değil, yani hastalara obezite sonrası ameliyat ettiğim zaman güzelleşmeler için yapılan bir ameliyat değil, tamamen sağlık bir ameliyatı. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi şöyle tanımlıyor. Hastada alınan kalori miktarının verilen kalori miktarını aşması sonucu vücutta yağ birikmesi olarak tanımlıyor. Şimdi nedenine gelince obezitenin tek bir nedeni yok. Obezitenin tek bir nedeni olsa zaten onu ortadan kaldırırsınız ve obezite yok olur. Ama obezitenin oluşması için birçok nedenin bir araya gelmesi lazım. Bunun içinde genetik nedenler var, çevresel var, beslenmeyle ilgili var, fiziksel aktivite var, bazı hormonlar var. Yani birçok etkenin bir araya gelmesi lazım. Ama sizin de dediğiniz gibi şu an günümüzde bu birçok neden çok kolay bir araya gelebiliyor. O yüzden çok yüzde olarak çok sık bir obezite sıklığı var. Hem ülkemizde hem dünyada. Ülkemizde en son 2010'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada %40-45 arası kadınlarda obezite, erkeklerde de %25-30 arası oran var. 2019 ve 20'de bir yapılan çalışmalar var. Daha sonuçlanmadı, yayınlanmadı ama %50'lerden bahsediliyor. Yani toplumun hemen hemen iki kişiden birinin obez olduğu söyleniyor. Obezite çağımızın vebası şeklinde çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Obeziteyi birçok ülke artık çok ciddi ulusal güvenlik sorunu olarak görüyor. Mesela Amerika'da şu an obezite bir ulusal güvenlik sorunu. Çünkü o kadar çok obez sayıları var ki kendi güvenlikleri için asker seçmekte bile zorlanıyorlar. %70'e yakın erkekleri obez. Yani düşünün, bir ülkesiniz, asker seçeceksiniz. 10 askerden 7'si obez. Zaten seçemiyorsunuz. Kalan 3 askerden isteyen ve iyi olanı bulmanız lazım. Bu bir güvenlik sorunu bir ülke için. Dünyada da şu an obez sayısını azaltan hiçbir ülke yok. Geri kalmış ülkeler dahil bütün ülkelerde obezite sayısı artıyor. Ülkemizde ciddi bir artış var. Hani Fikret abi de çok iyi biliyor. Çocuklarda şu an inanılmaz bir obez var. İlkokul çağındaki her 4 çocuktan biri obez. Ben mesela şöyle örnek veriyorum. Biz ilkokuldayken çok az obez arkadaşımız olurdu ve onlar da hep böyle dikkat çekerdi. Şimdi öyle değil. Bir sınıfa girin, o sınıfın 4'te biri, 3'te biri obez zayıf çocuklardan oluşuyor. Zayıf olanlar belki daha çok dikkat çekiyor. Evet, çok, yani şu an çok ciddi bir sorun. Bu sorunu çözmek gerekir ama şu an çok etkin yöntemler de yok. Yani obezite önleme açısından. Bakanlığımızın çok güzel projeleri var. Ciddi çalışmaları var. Ama günümüz yaşam tarzı, beslenme, çevresel etkenler insanları obeziteye doğru itiyor. Peki dediniz ya tüm aslında dünyada bir etki alanı var ve gittikçe artıyor. Türkiye'nin geçmişe göre yapılan araştırmalarda dünyadaki durumu ne? Yani ortalarda mıyız, sonlarda mıyız, başlarda mıyız? Şöyle, Avrupa'da biriciyiz obezite sayısında.
Dünyada da 27. sıradayız. Hı hı. Avrupa'da birinci olmamız tabii üzücü. Yani hani birçok konuda Avrupa'da birinciyiz ama obezitede birinci olmak hoş değil. Ya bunu çok yani obeziteyi önlemek çok şu aşamalarda çok zor oluyor. Çünkü biraz daha detaylı konuşuruz. Mesela obez olmak için şu an her şey, yani yaşam tarzı, dünyadaki her şey insanları obez yapmak için planlanmış. Mesela bir örnek vereyim. Şu an eve gittiniz, saat gece 12 oldu, 1 oldu. Çok rahat, sağlıksız bir gıdaya ulaşabilirsiniz. Evinize kadar gelir. Pizza söyleyebilirsiniz, evinize gelir. Tatlı söyleyebilirsiniz, evinize gelir. Hiçbir efor sarf etmeden inanılmaz derecede sağlıksız ve kalorisi yüksek gıdalara çok rahat ulaşabilirsiniz. Ama bir organik elma gidip dalından koparıp yeme şansınız yok. İşte birçok ben şu an obezite için var. Tam hazır aslında. Hazır, evet. Yani insanlar da kesinlikle bu konuda suçlu değil. Uğraşıyor aslında insanlar. Ben hani çok hastam var. Ameliyatla kurtulmak isteyen, ameliyatsız kurtulmak isteyen, diyetle bu beladan kurtulmak isteyen. Ama gerçekten şu an zor yani. Ameliyat dışında çok etkili yöntemler de elimizde yok. Peki hocam, şimdi şuradan gidelim. Biraz önce hocam dedi ki özellikle çocuklarda. Şimdi daha çok hangi yaş aralığında risk grubu daha fazla? Ve böyle hastalar geldiği zaman siz direkt obezite cerrahisine mi yönlendiriyorsunuz? Ya da bir vakaya evet siz artık tespiti obezitedir diyor musunuz? Şimdi şöyle, bizim çocukların gelişimi için ağırlık ve boy ölçülerimiz var. Biz persentil değerlerimize bakarız. Hı hı. Mesela hasta geliyor, annesi getiriyor. Hocam ben çocuğum kilolu. Aslında biz kilosunu boyunu ölçeriz. Persentil değeri %90'ın üstündeyse çocuk kiloludur. Kilolu çocuklarda biz daha çok bir endokrin sorun var mı? Çocukta hormonal bir bozukluk var mı? Buna bakarız. Yani çocuklarda obezite cerrahisi yapılmıyor. Yalnız ileride obezite cerrahisine, erişkin hale geldikten sonra obezite cerrahisine aday birisi olacak olabileceğini aileye söylüyoruz. Bunlara hormonal tahliller için endokrin, mesela endokrin çocuk endokrin bölümüyle görüş alıp onların da görüşlerini alıyoruz. Mesela hipotiroidi olabiliyor çocuklarda. Çocuklarda bir hormonal bozukluk olabiliyor. Daha çok bunlara bağlı çocuklarda kilo alımı olabiliyor. Ayrıca Serdar Hocam da dediği gibi yani multifaktöriyel obezite tek bir etkene bağlı değil. Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değiştiğini söylüyor. Mesela eskiden bizim çocukluk zamanımızdaki beslenme ile şu andaki beslenmenin çok farklı olduğunu görüyoruz. Özellikle şekerlemeler, böyle çocukları cezbedecek şekilde ambalajlı gıdalar, özellikle fast food tarzında beslenmeler de çocuklarda obeziteyi tetiklediğini, çocuklarda kilo, aşırı kilolu olmalarını tetiklediğini biliyoruz. Biz de ailelere işte çocuklara diyet öneriyoruz. Bunun dışında hormonal bir sıkıntısı varsa endokrinin önerdiği şekilde ilaç tedavisi verilebiliyor çocuklara. Ama gerçekten obezite, Serdar Hocam da dediği gibi belli başına bir sorun. Çünkü obez insan sadece obezite bir hastalık olarak isim olarak kalmıyoruz. Çünkü obez olan bir insanın beyin gelişimi bile yavaşlıyor. Obez olan bir insanın kalp sorunu olabiliyor. İleride damar hastalıkları oluşabiliyor. Zaten obezite cerrahisi yapıldıktan sonra obezite nedeniyle sorun yaşayan bütün semptomlar, bulgular geriliyor. Zaten Serdar Hocam biraz sonra anlatacak. Şimdi şeker hastası olan bir insanı ameliyattan sonra şekeri düzeliyor. Hastanın kalbi de rahatlıyor. Yetmezliği de düzeliyor. Hastanın nefes darlığı düzeliyor. Hastanın tansiyonu düzeliyor. Yani obezite cerrahisinden sonra hastanın inanın yani yeniden doğmuş gibi oluyorlar. Daha önce mesela adamın baş dönmesi var, düzeliyor. Kulak çınlaması var, düzeliyor. Tansiyonu var, düzeliyor. Ondan sonra nefes darlığı var, düzeliyor. Bunların hepsi düzeliyor. Yani son zamanlarda gerçekten beslenme alışkanlığı nedeniyle, kötü beslenme alışkanlığı nedeniyle çocuklarımızın obez olduğunu görüyoruz.
Biz de kendi açımızdan ailelerimize bazı önerilerde bulunup destek olmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz, evet. Peki hocam, yine çocuk cerrahisiyle devam edelim. Daha çok Elazığ'da, ya da şöyle söyleyeyim, bir insanın yaşadığı bölge, coğrafya bazı hastalıkları tetiklerken bazı hastalıkların da olmaması neden oluyor, ama özellikle bölgesel anlamında bölgemize baktığımızda bize özgü bir çocuklarda oluşan bir hastalık var mı, ya da daha çok ebeveynler hangi şikayetlerle çocuk cerrahisine geliyor? Evet. Şimdi çocuk cerrahisinin çok geniş bir yelpazede olduğunu söylemiştik. Özellikle bizim bölgemizde diğer bölgelere oranla daha çok görülen bir hastalık var mı deseniz, mesela ben kistatiyi söylerim. Karaciğer ve akciğeri tutan bir paraziter bir hastalık. Batıda daha çok gelişmiş yerlerde kedi ve köpeklerden geçen bir hastalık. Çünkü kedi ve köpeği ara konak olarak kullanan bir parazit. Onların larvaları solunum yoluyla ya da sindirim yoluyla insanlara geçiyor ve uzun yıllar sonra karaciğerde ve akciğerde kist oluşturuyor. Ben Urfa'da görev yaptım. Urfa'da Elazığ'da daha çok fazlaydı. Çünkü biraz daha burası Urfa'ya göre gelişmiş bir yer. Özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok sık görülen bir şey, bir hastalık. Batı'da mesela arkadaşlarla görüşüyoruz. Mesela adam 10 yıldır hiç kist tadık yapmamış. Ama biz burada çok sık görüyoruz. Özellikle dev bir şekilde karaciğerde büyümüş hastalarımız oluyor. Daha geçen gün bir hastamızı, Tunceli'den gelen bir hastamızı ameliyat etmiştik. Bunun dışında çocuk cerrahisine gelen hastalar şu şikayetlerle gelebiliyor. Hastamızın mesela karın ağrısı oluyor. Karın ağrısı çekmeyen insan yoktur. Yani bir insan hayatının mutlaka bir bölümünde karın ağrısı çekmiştir. Bunun dışında kusması olan, bunun dışında kabızlığı olan çocuklarımız, altına idrar kaçıran çocuklarımız, doğumdan itibaren ailelerin tespit ettikleri anomalikler, özellikle genital anomaliler, boyundaki şişlikler, bu şekilde bize çok gelen hastalar, idrar yolu enfeksiyonları ya da göğüsle mesela şekil bozuklukları, göğüs kafesindeki kunduracı göğüsü, kuş göğüsü gibi, güvercin göğüsü dediğimiz bazı şekil bozuklukları, boyun eğrilikleri, bunların hepsi çocuk cerrahisine alanına giriyor. Özellikle kasık bölgesinde görülen şişlikler, fıtıklar, göbek fıtığı, çocuğun yumurtasının inmemesi, hipospadias dediğimiz çocuğun pipisindeki ana deliğinin olması gereken yerden farklı bir yerde olması. Bu şikayetlerle daha çok bize hastalar geliyor. En çok yaptığımız ameliyatlar daha çok kasık bölgesindeki kasık fıtıkları. Yumurta, inmemiş yumurta ameliyatları. Bir de biz bölge olarak hani bazı ameliyatları çok iyi yaptığımız işte basından ve yaptığımız hastaların reklamlarından dolayı da bize bölgeden çok yeni doğan ameliyatları geliyor. Yeni doğan bebeklerin geçenlerde yaptığımız mesela uluslararası basına konu olan yemek borusu yokluğu. Ondan sonra çocuğun makatının yokluğu, bağırsakların bir kısmının yokluğu. Bu şekilde elimizden geldiğince hastaları hayata döndürüyorsunuz. Peki hocam, şimdi biraz önce Fikret hocam giriş yaptı. Bir hastalık evet birçok hastalığı da tetikleyebilir. Özellikle obezite hangi tür hastalıkları tetikliyor? Şimdi aslında obezite aklınıza gelen bütün kronik hastalıkları tetikliyor. Şimdi obez hastalarda en başta gördüğümüz ve son derece ölümcül olan, kronik olan, yani uzun süreli olan hipertansiyon, yani tansiyon yüksekliği, tip 2 diyabet, şeker hastalığı ve kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, arter hastalığı, yani kalp damar hastalıkları. Bu içinin obeziteyle birebir ilişkisi var. Yani eğer obezseniz
ve yaşınız belli bir yaşın üzeri ise, yani 40 ve 50'nin üzeri ise bu hastalıklardan kaçamıyorsunuz. Yani obezite mutlaka size bu hastalıkları getiriyor. Hani yayının başında söyledim, yani obeziteyi sadece bir görsel sorun olarak görmek bu olayı çok basite indirgemek. Obezitenin bu getirmiş olduğu yandaş hastalıklar sonrası insanların yaşam ömründe ciddi bir kısalma oluyor. Hatta ben tüm hastalarıma şöyle söylüyorum, obezite ömrünüzden 10 yıl çalıyor. Bu yapılmış bir çalışma, Amerika'da çok büyük bir çalışma. Obez olan insanlarla obez olmayan insanları özellikle cinsiyet olarak da ayırarak çalışma yapmışlar ve şunu görmüşler, obez olan erkekler obez olmayan erkeklere göre 12 yıl daha az yaşadığını, kadınlarda da bu sürenin 7 yıl olduğunu, yani ortalama obez insanların diğer insanlara, obez olmayan zayıf insanlara göre 7 yıl daha az yaşadığı görülmüş. Bunun sebebi de işte az evvel saydığımız, Fikret abinin dediği gibi, obezitenin getirdiği ek hastalıkların erken ölümlere sebep olması. Obeziteden kurtulursanız diyet egzersizle ya da diğer yöntemlerle ya da artık hiçbir yöntemle başaramıyorsanız obezite cerrahisiyle kilolarınızdan kurtulursanız bu ek hastalıklarınızdan da kurtuluyorsunuz. Ben ameliyatı daha çok, hani benim uzmanlık alanım obezitenin ameliyatla olan kısmı, yani ameliyatla olan çözümü. Diğer kısmı çok benim uzmanlık alanım değil. Hatta kendim de şu an 6-7 kilo fazlam var ve veremiyorum. Yılda 7 bin kilo, 8 bin kilo yaptığım ameliyatlar sonra hastalarım veriyor. Yani 8 tona yakın kilo verdiriyorum hastalarıma. Ama kendim 8 kilo veremiyorum. O yüzden diyorum, diyet ve egzersizle kilo vermek çok zor. Yani burada, ama şu anlaşılmasın ya, işte diyet egzersiz denemeyin, ameliyat çok kolay çözüm. Öyle değil. Mutlaka diyet egzersiz denemek lazım. Benim burada bahsetmek istediğim, bu yöntemlerin gerçekten şu an günümüz insanı için çok zor olduğu. Yani benim ameliyat ettiğim hastalarımın çoğu şu: hocam ben çok denedim, yıllarca diyet denedim, olmadı. İşte bu alternatif ürünler denedim, olmadı. Egzersiz denedim, işte iğne denedim. Yani bütün, gerçekten bütün yöntemleri denemişler. Ama artık baş edememişler ve kiloları çok ciddi. Yani morbid obez dediğimiz son derece yüksek kilolu obezler son çare cerrahiye başvuruyorlar. Yani çok şükür şu an cerrahi dünyada kanıtlanmış, obezitede kanıtlanmış en etkin yöntem. Ama tabii ki diğer yöntemleri deneyerek aşama aşama gelmek lazım. Obezite cerrahisini biraz konuşalım. Aslında benim en çok hastalarım merak ettiği obezite cerrahisi. Öncesinde şunu da sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki evet, sağlıklı bir beslenme, işte şu an hep canlı hazır ürünler tüketiyoruz, fast foodlar, ama şimdi Türk mutfağına baktığınız zaman da hocam hep karbonhidrat ağırlıklı, evet, protein ağırlıklı, işte kebaplar, etler, ekmek çok seviyoruz. Ha. Yani makarnayla, pilavla ekmek yiyen bir toplumuz biz. Evet. Ama eskilerde mesela hep der ki, işte eskiden de biz belki evet işte köyde yumurtayı doğal alıyorduk, sütü alıp kendimiz yoğurt yapıyorduk ama yiyorduk da, ama tarlada da çalıştığımız için zaten eritiyorduk. Yakıyorduk tabii ki. Şimdi hareket alanımız şehirlerde kısıtlandıkça onlar çok daha zor oluyor. Bizdeki bu Türk mutfak algısıyla bu diyetler nasıl yapılacak? Yapılamıyor zaten. Şimdi mesela diyetin kelime anlamı ne sizce, Türkçe karşılığı diyet deyince? Yani bazı şeylerden kendinizi muaf tutarak ya hiç yememek ya da çok az, böyle nefsi öldürmek, mesela benim anladığım o ve yapamıyorum zaten. Tam Türkçe kelime karşılığı diyetin bedel ödemek. Evet. Yani düşünün, şimdi bir insanı diyete soktuğunuz zaman bedel ödetiyorsunuz. Ve bu bir ay, iki ay, bir yıl, iki yıl, üç yıl sürediğini düşünün. Yani insan ömrünün üç yılında bedel ödüyor. Bu zor bir şey. Yani diyet zaten başlı başına, hani kelime anlamından başlayarak zor bir süreç. O sizin dediğiniz kesinlikle beslenme, Türk toplumu zaten o yüzden Avrupa'da birinciyiz. Ekmek alışkanlığı. Ben bugün yine yemekte anneme mesela söylendim. Çünkü ekmeğe alıştırmışlar bizi. Mesela biz Fikret abiyle hani dışarıda da çok görüşürüz. Beraber yemeğe gideriz. Birçok organizasyon yapar, işte et alırız, şey oluruz. Ama en son şunu deriz: ekmeği unutmayalım. Çünkü o ekmek gelmezse o yemekte tat alınmıyor. Olmazsa evet. Evet ya, bu alışkanlık. Ben mesela şu an kızımı hiç ekmek yedirmiyorum açıkçası. Yani sadece yemek. Ve onu, o ileride ekmek yemeyecek. Çünkü onu almadı. Yani küçüklüğünden, ama daha bizde öyle değil. Yani ben mesela hep şöyle diyorum ya, bana yarım kilo et vereceğinize 100 gram et verin, yanına bir tane ekmek verin. İşte bu yüzden zaten kilo geliyor. İşte sizin tam dediğiniz, yani geleneksel gıdalar, hani geleneksel yemeklerimiz. Mesela özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun mutfağını düşünün, tamamen yani glukoza yönelik, işte ekmek, hamur, et, yani hep böyle yememiz zaten obez olmaya yönelik. Bu yüzden de zaten hani bu beslenme ve spor alışkanlığımızın hiç olmaması, yani sizin de çevrenizde düzenli spor yapan insan sayısı bir elin parmağını geçmez.
Bir tarafta inanılmaz bir kalori alıyoruz. Hı hı. Öbür tarafta bu kalorileri kesinlikle veremiyoruz. Hı hı. Sonuç ne oluyor? Yayının başında dediğim gibi aldığımız kalori ve verdiğimiz kalorileri dengede tutmamız lazım. Her zaman aldığımız kalori çok üst seviyede, hı hı, verdiğimiz kalori çok alt seviyede. Bu da sonuçta vücutta aşırı yağ birikmesi ve obeziteye neden oluyor. Peki hocam, yavaş yavaş girelim. Şimdi obezite cerrahisi diyoruz. Bu arada Elazığ'da sizlerin yaptığı ameliyatların sadece Elazığ ve bölgede değil, Türkiye ve Avrupa'da da çok iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa'dan hastalarınızın geldiğini de biliyoruz. Bu açıdan baktığınızda cerrahi müdahale nedir obezitede? Kimlere yapılıyor? Yaparken öncelikle nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela bir hasta geldi, her geleni de tabii alıp ki ameliyat yapmıyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor, ne yapıyorsunuz? Şimdi Elazığ'a bir parantez açalım, iyi ki sordunuz onu. Elazığ olarak çok başarılıyız obezite cerrahisinde. Türkiye'nin en başarılı iliyiz. Yani illerinden biriyiz demiyorum, iliyiz. Benim dışında yapan hocalarım, arkadaşlarım var. Hem üniversitede, şehir hastanesinde, diğer özel hastanelerde. Hı hı. Ve tüm arkadaşlarım ve hocalarım bu alanda hepsi çok başarılı. Ciddi anlamda obezite cerrahisinin başkenti Elazığ. Bunu tüm Türkiye kabul etti, hastalar kabul etti. Bu obezite cerrahisiyle uğraşan İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki cerrahlar kabul etti. Avrupa'daki birçok cerrah bunu kabul etti. Yani Elazığ burada bir marka oldu. Hı hı. Ben hatta bununla ilgili en son 2 hafta önce bir anımı anlatayım. İlginç yani. Hastamın ailesi, kız 19 yaşında bir kız çocuğu. Ailesi getiriyor. Tabii tedirgin aile. Her şeyi denemişler, diyet, egzersiz. Bir türlü kilo verememiş hasta. En son ameliyat olmaya karar vermiş ve kızı araştırmış. Elazığ'da Elazığ uygun görmüş. Orada da beni seçmiş. Bana geldiğinde hasta. Babası tedirgin olmuş tabii. Hani bir insanı, bilmeyen bir insan şimdi İstanbul'dan kalk Elazığ ameliyata gel. Biraz kulağa şey geliyor. Hani garip hep geliyor. Hep doğudan batıya gidiyor. Tabii hep onu gördük. Hastalandın, Ankara, İstanbul'a git ama o döndü yani. Tamamen tersine döndü. Hastanın da Elazığlı halı satışı yapan arkadaşları var. Oraya gidiyor ve ameliyattan kesinlikle bahsetmiyor. Diyor ki ya ben Elazığ'a gideceğim. Hani neyi meşhur, ne getireyim? Ve oradakiler diyor ki ya bizim ilimizin obezite cerrahisi meşhur. Ve bu olayı hiç bilmiyor yani, kızının durumu söylemiyor. Marka değerler arasına girmiş. Ve babası orada diyor ki hocam o kadar rahatladım ki. Yani hani bir İstanbul'daki bir esnafın, yani Elazığ'ın, hani bizim o kadar ünlü şeyimiz var sonuçta. Yani bir orcik der değil mi? Yani orcik bile değil, obezite cerrahisi demiş. Hani hoşuma gitti o. İstanbul'dan çok ciddi hasta geliyor. Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'nin bütün illerinden, yurt dışından geliyor. Tabii şu an pandemi sürecinde olduğu için bu biraz zaten duraksadı. Bir 50-60 gün tabii ameliyatları yapmadık, erteledik bakanın önerisiyle. Yeni yeni başlıyoruz normalleşme süreci. Onlar da tabii hep kontrollü olarak, hani gerek hastaların gelişinde, hastaneye gelişinde hep kontrollü şekilde başladık. Obezite ameliyatı, evet kesinlikle dediğiniz gibi her geleni, her kiloluyu ameliyat etmiyoruz. Bir kere bizim bir vücut kitle indeksi dediğimiz bir oranımız var. Yani biz asla kiloya bakmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz aynı kilo iki insan düşünün, 100'er kilo. Birinin boyu 1.90, biri 1.50. Tabii ki 1.90 olan gayet fit olmuş oluyor ama boyu 1.50 olan ciddi anlamda obez olmuş oluyor. O yüzden boy kilo oranına göre bir oran hesaplıyoruz. Bunu herkes hesaplayabilir. Arama motoruna vücut kitle indeksi hesaplama yazdığınız zaman otomatik programlar var. Ya da kendiniz de çok kolay hesaplayabilirsiniz. Kilonuzu 2 kere boyunuza bölüyorsunuz. Mesela kilonuz 100 ve boyunuz 2 metre diyelim. 100'ü 2'ye böldüğünüz 50, bir daha 2'ye böldüğünüz 25. Bir oran çıkacak. Bu orana göre sınıflamanız var. Bu oranda 20 ile 25 arası normal diyoruz. 25-30 fazla kilolu, 30-35 birinci derece obez, 35-40 ikinci derece obez, 40 ve üzeri de morbid obez. Yani artık hastalıkların başladığı, hani konuştuğumuz çok ciddi, mortal, ölümcül olan, kronik olan, uzun süreli hastalıkların başladığı obezite. Biz kime ameliyat ediyoruz? Vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan, ek hastalığı olan ya da 30 ve üzeri olup kontrolsüz şeker hastalığı olan hastalara ameliyat öneriyoruz. Ama mutlaka diyet egzersiz denemeleri gerekir bundan önce. Tabii hastalar ameliyat öncesi de çok ciddi bir hazırlık aşamasından geçiliyor. Yani bu ameliyata ben tek başıma karar vermiyorum. Hasta geldiğinde benim dışımda dahiliye, kardiyoloji, psikiyatri, anestezi ve diyetisyen görüyor. Hastanın bir dosyası oluşuyor. Yani bir kurul kararı gibi bir şey oluyor. O kuruldan hasta onay alırsa ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi tabii ki her ameliyat çok önemlidir ama günümüzde artık mesela bir bademcik ameliyatının çok kısa sürdüğünü ve hemen sonuç alındığını biliyoruz. Her ameliyatın bir riski var ama kesinlikle obezite cerrahisinde yapılan ameliyatın riskleri nelerdir? Şimdi dediniz ki ben karar vermiyorum, bir kurulmuş gibi karar veriyoruz. Evet. Çünkü
birçok hastalıkla tetiklenmiş olabiliyor. Sonrasında bir karar veriliyor. Ameliyata başladığınızda ne tür riskle başlıyorsunuz? Evet, şimdi obezite ameliyatları gerçekten çok magazin boyutu olan ameliyatlar. Toplumda, ya basının da şöyle etkisiyle, ben hep şöyle obezite ameliyatlarını şuna benzetiyorum. Diğer ameliyatlarla karşılaştırıldığı zaman, obezite ameliyatlarında bir sıkıntı olduğu zaman uçak kazası, diğer ameliyatlarda bir sıkıntı olduğu zaman araba kazası. Hı hı. Hani biliyorsunuz uçak kazası olduğu zaman dünyadaki herkes onu duyuyor. Çok bir magazin boyutu oluyor. Hı hı. Ama araba kazasında öyle olmuyor. Hı hı. O yüzden obezite cerrahisi aslında toplumdaki algıdan riski çok çok daha az bir ameliyat. Hani toplum şöyle, son yıllarda kırıldı gerçi bu da. İlk başlarda şöyle, sanki obezite ameliyatı olan her iki hastadan birini kaybediyoruz gibi bir izlenim vardı. Özellikle obez hastaların yakınlarından. Ama son yıllarda bu çok kırıldı. Bunun nedeni de çok başarılı ameliyatlarla çok iyi sonuçlar alınması. Yapılan çalışmaları söylüyorum. Tecrübeli merkezlerde, yani tecrübeli merkezde yıllık 100 vaka ve üzeri yapılan merkezler olarak biliniyor. Tecrübeli merkezlerde bu ameliyatın riski, sizin verdiğiniz örnekten gideyim, bademcik ameliyatıyla aynı riskte. Hı hı. Yani çok riskli ameliyatlar değil ama tabii ki kendi içinde riskli olan ameliyatlar. Bir de hastanınla riski aslında hastaya göre kıyaslamak lazım. Hı hı. Şöyle bir hasta düşünün, bu şekilde hastalarımız oldu çünkü. 150 kilo, yürüyüşü bile yok hastanın. Diyabeti var, tansiyonu var. Hasta son 3-4 yıldır aktif yürüyemiyor bile. Şimdi bu hastanın bu tablosu mu riskli, ameliyat mı? Kesinlikle tablosu riskli. Yani bu hastaya bu ameliyat kesinlikle hemen yapmak gerekir. Yani bunu artık riskini gözüne alacaksınız. Riski yüksekse bile bazı şeyleri alacaksınız. Çünkü bazı obez hastalar gerçekten durumu kanser hastaları gibi. Yani müdahale etmediğiniz zaman hasta hayatını kaybedebiliyor. Ki son 1-2 ayda ben 1-2 tane bu şekilde hasta müdahale edemedik. Yani hasta yakınları ve hasta ameliyat istemediği için. Ve hastalar ciddi anlamda biri entübe oldu, yani makineye bağlandı, bir de eks oldu. Yani obeziteyi bazı mevcut durumlarda kanser gibi değerlendirmek lazım. Yani yara acil, hatta acil ameliyat olarak değerlendirmek lazım. Riski tabii ki her ameliyat gibi obezitenin de riskleri var. Ama bu risk tecrübeli merkezlerde, iyi merkezlerde minimum. Bir de hastanın, dediğim gibi, hastanın da mevcut durumunda risk değiştiriyor. Yani yani 70 kilo bir hasta ameliyat olunca tabii ki bu ameliyat onun için çok riskli. Ama dediğim gibi 150 kilo tansiyon, şekeri var, hasta yürüyemiyor. Bu ameliyat bu hasta için risksiz bile sayılabilir. Çünkü hastanın bundan başka bir şansı yok. Bir de hep sevdiğim iki cümle var. Aslında obezite ameliyatı tam bu iki cümlenin arasında. İkisi de yanlış cümleler. Bir yanlış cümle, obezite ameliyatı çok riskli, asla ben bu ameliyatı olmam. Yanlış bir cümle tamamen. Diğer cümlede, obezite ameliyatının hiç riski yok, hemen ameliyat olayım. Bu da yanlış bir cümle. Aslında tam ikisinin arasında duran, kendi içinde riskleri olan ama hasta bazlı değerlendirdiğimiz zaman da riski diğer ameliyatlar kadar az olan bir ameliyat. Peki efendim, ameliyat olunabilmesi için bir yaş aralığı var mı? Yaş aralığı, şimdi genel kabul şöyle, 17 ve 25 yaş aralığı. Ama 14-15 yaşlı hastalarda, yaşındaki hastalarda Türkiye'de ameliyat edildi. Bunları biz kongrelerde gördük. Tabii bunun için çocuk, Fikret abi de biliyor, çocuk endokrininden, çocuk hastalıklarından onay almak lazım. Ama onların da yaptıkları hastalar ciddi anlamda mobilizasyon, yani hareketlik bitmiş çocuklar. Hani 14 yaşında 130 kilo artık hareket edemiyor. Bunları artık 17 yaşına kadar bekleyemeyiz. Çünkü ciddi anlamda sağlık sorunları, hani kalple ilgili sorunlar, yani ciddi ölümcül sorunlar başlayacak. Bu çocuklar ameliyat edildi. Aslında alt yaş sınırı yok. Yani çocuk endokrin onayı alınarak yapılabilir. Üst yaş sınırı da, yani 65 şöyle kabul görülen bir şey. Yani 17-65 diyoruz ama yani siz de biliyorsunuz 70 yaşında olup çok dinç hasta da var. Hani o da ameliyat olabilir genel durumuyla. Biraz da insanın bünyesinin Tabii ki. 55 yaşında olup çok riskli, anestezi riski çok olan bir hasta da olup yapamayabilirsiniz. Aslında yaştan ziyade hastanın genel durumu. Peki hep denir ya, işte mide küçültme ameliyatı olarak biliniyor bu toplumda. Midenin belli bir bölümü, yani bir standardı mı var, yoksa hastanın boyuna, kilosuna veya yaşına göre bir aralıkta mı o midenin bir kısmını alıyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru. Hastalar da en çok bunu merak ediyor. Hatta kimi hastalar şöyle diyor, hocam benim çok kilom yok, midemi biraz daha geniş bırakın. Ya da hocam benim çok kilom var, benim midemin tamamını alın. Yani özür dilerim ama mesela yanlış hatırlamıyorsam bir tanıdığım olmuştu. Bu 5-6 sene önce olabilir. Evet. 4'te 3'ünü aldıklarını söylemişlerdi. Dedim eğer 4'te 4 düşünürsek bir parça bırakmışlar.
Hiç mide kalmamış yani. Kesinlikle öyle. Yani ortalama tabii ki 4'te 3'ü dediğimiz. Yani %70 ile 80'lik bir kısmını alıyoruz midenin. Evet, düşününce mantık olarak şöyle çok az geliyor. Hani bir midenin 4'te 3'ünü alıyorsunuz ve 4'te 1'i kalıyor. Ama işte hani konuştuk ya, hep günümüzde o kadar çok yemek yeniyor ki fazla miktarlarda. O 4'e 1'e inince asıl yememiz gereken miktar kadar yiyoruz. Peki mide esnek bir organ mı? Evet. Yani yedikçe ya da su içtikçe genişleyen bir organ mı? Her mide, her ameliyattan sonra bir miktar genişler. Ama bunun genişlemesi hemen 1-2 ay gibi kısa sürede değil. Uzun süreler, yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi. O da hastalara şöyle bir avantajı var. Hasta zaten birkaç yıl, 2 yıl, 3 yıl bu midesi hastayı çok iyi bir şekilde kilo verdirip orada tutuyor. Hastaya zaten ısrarla hastalarıma söylediğim, bu 2-3 yıldaki edindiğin tecrübeyi yaşam standartı haline getireceksin. 3 yıl sonra ya tamam ben artık kilo verdim, ideal kilonum, istediğim kadar iyiyim değil. O artık 3 yıl, 3 yıl çok uzun bir süre. 3 yıl gerçekten bir şeye alıştığınız zaman o sizin yaşam standartınız, yani yaşam şekliniz haline gelebilir. O şekilde devam ederseniz kilo almazsınız ama yine yapılan çalışmalardan söyleyeceğim, %15 gibi bir kilo alımı var. Yani 100 ameliyat yaptığımız 100 hastanın 15'i tekrar kilo alıyor. Ama bu tabii obezite sınırlarına ulaşan bir kilo mu oluyor? Evet, ya da eski dönemlerine? Eski kilolarına yakın kilo. Hani belki yüksek gibi görünebilir hocam, işte 100 hasta ameliyat ediyorsunuz, 15'i tekrar kilo alıyor. Ama mesela diyet ve egzersizde bu oran %97. O yüzden diyorum hani obezite cerrahisi şu an dünyada obeziteyle mücadelede kanıtlanmış en etkili yöntem. Peki hocam, ameliyat sonrasını da konuşacağız. Tabii. Hasta takibinizi, nasıl beslenmeleri, nasıl bir yaşam standartına erişmelerini, ama hocamla da devam etmek istiyorum. Şimdi bizler de ekranlara getirmiştik haber bültenlerimizde. Özellikle sizin yaptığınız yemek borusu yine bir çocuğumuza bir kalça ameliyatı da yapmıştınız. Şimdi baktığınız zaman çok zor ameliyatlar. Yani bizim gibi normal vatandaşlar için. Nasıl karar verdiniz? Aile mesela nasıl onay verdi? Nasıl bir hazırlıktan geçtiniz? Yaptığınız bu ameliyat illaki Sağlık Bakanlığı'na da bilgi olarak verilmiştir. Bundan sonraki süreçte bu ve benzeri veya şu ana kadar yapılmayan bir ameliyatta bunlar baz alınarak yapılabilir mi? Şimdi şöyle, çocuk cerrahisinin çok geniş bir yelpazede olduğunu söylemiştik. Özellikle yeni doğan cerrahisi, çok çocuk cerrahisinin uç ameliyatları. Yani çocuk cerrahlarının %5'i, işte çok büyük bir kısmı bu tür ameliyatlara girmiyorlar. Mesela bizim uç ameliyatlardan bir tanesi de pipi ameliyatlar, çocukların pipi ameliyatları. Ama yeni doğan cerrahisi tabii çok deneyim isteyen, incelik isteyen. Çünkü siz anomali bebek doğuyor. Bir organın bir kısmı yok ya da eksik ve bunu cerrahi olarak tedavi ediyorsunuz ve bu bebek, bu çok bir insan, normal bir insan gibi yaşıyor. Yani o bebek artık ondan bir seker kalmıyor. Yani yemek borusu olmayan bir bebeği ameliyat ediyorsunuz. Bir 10-15 gün işte hastanenizde kalıyor, yoğun bakımda kalıyor. Sonra besleniyor. Takip ediyorsunuz bunu 1,5 yıl. Ondan sonra bu insan normal bir insan olarak yaşıyor. Yani sizin gibi, benim gibi hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan olarak yaşıyor. Ve çok mutluluk verici bir şey. Şimdi şöyle, son zamanlarda bu ameliyatlar çok başarılı oluyor. Nedeni de şu şekilde, hem bizim yeni doğan yoğun bakımlarımız çok gelişti. Makinalarımız oldu. Eskiden yapılan ameliyatlarda bu yeni doğan cerrahisinde hastaların çok büyük bir kısmı kaybediliyordu. Ama şu anda mesela hastanın ek anomalisi yoksa, genelde yemek borusu olmayan bir çocukta, bebekte işte kalp sorunları oluyor, beyin sorunları oluyor, omurga sorunları oluyor. Bazı sendromlar dediğimiz böbrek yokluğu oluyor, böbrekte anomaliler oluyor. Bunlarla birlikte bazen doğuyor bebekler. Kaybedilen bebeklerimiz de daha çok bu ek anomalilerden, kalp sorunu mesela. Bebeğin diyelim ki kalbinin bir odacığı yok ya da kalbinde 3-4 tane delik var. Siz bebeği ameliyat ediyorsunuz ama sizin de yaptığınız cerrahiyle hiçbir sıkıntı yok. Ama bebeğin ek anomalisi olduğu için bebek ek anomaliden dolayı kaybedilebiliyor. Şöyle artık eskiden ev doğumları yok. Hamile insanlar, bayanlar. Kadın doğumlar tarafından, doğumcular tarafından takip ediliyor. Mesela 6 aylık hamile bir bayan
kadın doğumcu arkadaşımız diyor ki işte ben takip ettiğim bir gebem var. Bu bebeğin yemek borusu olmayabilir veya bağırsağının bir kısmı olmayabilir. Onu takip ediyor. Ve o hastayı hasta doğum yaparken hastanemizde biz tetikte oluyoruz. Doğduktan sonra takip ediyoruz. Hastaların çoğu yeni doğan döneminde doktorlar tarafından tanı konuyor hemen. Bizim yaptığımız ameliyatlardaki hastamız bir tanesi kamu hastanesine gelmişti. Bir tanesinde aynı ameliyatı. Ben kamu hastanesinde çalışırken özel bir hastaneye doğum yapmıştı. Özel hastaneden kamu hastanesine gelmişti. Ben kamu hastanesinde çalışıyordum, yapmıştım. Özel hastaneye geçtikten sonra kamu hastanesine doğan hasta özel hastaneye geldi, yapmıştık. İki bebeğimizin sağlığı çok iyi. Bu ameliyatlardan yaklaşık ben şu ana kadar ondan fazla yaptım. Şu ana kadar kaybettiğimiz bir hastamız yok çok şükür. Yemek borusu ile ilgili. Şeyde yapmıştık, Urfa'da da yaptığımız ameliyatlar vardı. Şimdi bebek doğuyor. Doğduktan sonra beslenmesi lazım. Tabii beslenemeyen çocuk yemek borusu yoksa beslenemeyecek. Ağzından salyalar akıyor. Ağzından salyalar akınca oradaki çocuk hekimi arkadaşımız şüpheleniyor tabii. Burnundan ya da ağzından midesine bir hortum indiriyor. İnmeyince film çekiyor. Hastada işte yemek borusu, özofagus dediğimiz yemek borusunun olmadığını tespit ettikten sonra hasta bu ameliyatları yapan hekimler işte biliniyor zaten sağda solda. Dolayısıyla bizimle temas kurup hastayı bize yönlendiriyorlar. Dediğim gibi yani çocuk cerrahisinde de biz OBS cerrahisi olduğu gibi Elazığ'da da çok iddialıyız gerçekten. Bize de yıl dışından hastalarımız geliyor. Ameliyat olmuş, kontrole gelen hastalarımız oluyor. Bizim takip ettiğimiz, ameliyat ettiğimiz ve Türkiye'nin değişik illerine dağılmış hastalarımız var. Onlar da bizi tanıyorlar gerçekten. Biz de OBS cerrahisinde olduğu gibi çocuk cerrahisinde iddialıyız. Hastanemizde çocuk cerrahisiyle ilgili her ameliyat yapmaktayız biz. Ne kadar güzel. En azından çocuklarımız hayata daha bir tutunuyorlar ve siz de buna destek oluyorsunuz. Şimdi bir ara vereceğiz ama aranın ardından hem sünneti konuşacağız, hem obezite ameliyatları sonrasında hastaların nasıl bir hayat düzenine geçmesi gerektiğini konuşacağız. Hem sonrasında bir obezite ameliyatı olmuş kişi kaç kere olabiliyor? Daha önce midelere kelepçe takılarak bu ameliyat yapılıyordu. Bugün öyle bir sistem devam ediyor mu? Ya da devam ediyorsa hangi tür hastalara bunlar takılıyor? Ve sayın seyirciler, sizlerden gelen soruları da, mesajları da doktorlarımıza ileteceğiz. Ve bu şekilde programımıza devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim ve biz de biraz nefes alalım. Aranın ardından görüşeceğiz. Evet sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından moderatör programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam, sünnet de çocuk cerrahisi alanına giriyor. Sünnet özellikle sağlık açısından zaten, özellikle erkeklerin sağlığı açısından son derece önemli. Bir birey kaç yaşında sünnet olmalı? Acil durumlar da olabiliyor tabii, bunlar belki istisnadır ama. Neler tavsiye ediyorsunuz ailelere? Sünnet dünyada, yani ülkemizde de dünyada da en çok yapılan cerrahi müdahale. Yani ben 30 yıldır sünnet yapıyorum. Bir gün hesap yaptım. Ne kadar sünnet yapmışım diye, yapmışım diye tahminen hesapladım da 30 yıl içinde yılda 2000 tane yapsam 60 bin. En az 50 bin tane yapmışımdır herhalde. Ülkede rekor sizde ve bir tane çok popüler bir sünnetçi vardı İstanbul'da. Yani şimdi şöyle, tabii ülkemizde cerrahların, özellikle cerrahların yaptığı sünnet sayısı oranlarsak %15'e ancak takabül ediyor. Yine %85'i merdiven altı, sağlıklı şartlarda sünnet yapılıyor. Sünnet dediğimiz olay, bir sünnet deresi var, prepisyum diyoruz biz ona. O prepisyumu ortadan kaldırmak,
ve çocuğun pipisinin ucunun dışarıda olduğunu, dışarıda olmasını sağlamak zira çok faydalı bir şey. Çünkü sünnet dersinin salgıladığı bazı salgılar, özellikle pipinin kapalı olması, pipinin ucunun kapalı olması ve orada biriken mikroorganizmaların idrar yolu enfeksiyonlarına neden olması. Yani temizlik bir şey aslında sünnet yapmak. Biz şiddetle yeni doğan sünnetini öneriyoruz. İlk bir ay içinde sünnet yapılmasını ben çok öneriyorum hastalarıma. İlk 6 ay içinde mutlaka yapılması gerekir. Ama kitabı bilgi olarak şöyle söyleyebiliriz. 2 yaşından önce ve 6 yaşından sonra sünnet yapılması öneriyoruz. Ama 2 ile 6 yaş arasında sünnet yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Bazen acı durumlarda oluyor. 2-6 yaş arasındaki yaptığımız sünnetlerde çocuğun psikolojisi bozuluyor. Diyelim ki 3 yaşında bir çocuğu sünnet ettik. Gece uyanıp ağlamalar. Ondan sonra doktor fobisi oluşuyor. Çocuğun zeka gelişimi bile geri kalabiliyor bazen. 6 yaşından sonra 2 yaşından önce sünneti yaş olarak öneriyoruz. Ama sünneti mutlaka bir cerrah tarafından yapılması gerektiğini 2015 yılında bakanlığımız da bir genelge yayınladı. Yani cerrah dışında, doktor dışında sünnet yapılmasının yasak olduğunu belirtti ama ben yine de doktor olmayan, ehli olmayan insanların sünnet yaptığını görüyoruz. Bizler mesela başka yerde doktor olmayan kişiler tarafından sünnet yapılmış ve eğri büğrü yapılmış, yetersiz yapılmış. Ondan sonra çocuğun idrar deliğinin değiştirildiği sünnet esnasında olan hastalarımız oluyor. Onlar geliyor. Daha komplike, daha zor bir ameliyata maruz kalıyorlar. Ben ailelere tavsiyem sünneti ehil kişiler tarafından yapılmasını sağlamak. Peki hocam, ama toplumda da şöyle bir algı var o zaman. %100 yanlış bir algı mıdır bu? Hani dediniz ya 2 yaşından önce 6 yaşından sonra. Evet. Bazı aileler de diyor ki işte 3 yaşında, 3,5 yaşında, 4 yaşında hani o ağrıyı, sancıyı, sızıyı çekse bile o an sonrasında hatırlamaz. İşte o yaş aralığında yaptıralım diyorlar. Maalesef 2 yaşından sonra böyle çocuk bir algı var. Çocuk 2 yaşından sonra kendini biliyor yani. Sünnet ettiğin zaman o çektiği acıyı, o çektiği korkuyu ömür boyu yaşayabiliyor. Biz 2 yaşından sonra 6 yaşına kadar çocuklarda lokal sünneti önermiyoruz. Yani çocuğu genel anestezi altında sünnet ediyoruz. Çocuk o acıyı görmesin, o travma yaşamasın diye genel anestezi altında yapmayı öneriyoruz. Ben şu ana kadar yaptığım sünnetlerin %90'ını hep lokal yapıyorum. Çünkü lokal sünnetin çok avantajları var. Şimdi genel sünnette lokal sünneti açarsak şöyle, çocuğa diyelim ki narkoz altında sünnet yapacağız. Çocuğun önce bir 4-5 saat aç kalması gerekiyor. Çocuğa narkoz, normal bir ameliyat yapacağımız için, narkoz vereceğimiz için çocuğa tahlil yapacağız. Kan alacağız, iğne batıracağız çocuğa. Sonuçlar çıktıktan sonra 4-5 saat aç kalacak. Narkoz vereceğiz. Sünnetten sonra 2 saat beslenmeyecek. 3-4 saat hastanede kalacak. Böyle bir durum. Bu durum genel anestezi altında yaptığımız sünnet. Ama lokal sünnette şöyle, çocuk geliyor, pipisini lokal anestezik maddeyle uyuşturuyoruz. Sünnetini yapıyoruz, 5-10 dakika sürüyor. Daha sonra 10-15 dakika da takip ettikten sonra evine gönderiyoruz. Yani lokal sünnet çok basit, hasta açısından daha az maliyetli bir durum. Şimdiye kadar yaptığımız sünnetleri de hep lokal yaptık, yani %90'ını. Peki hocam, şu anda da yine önemli bir süreçten geçiyoruz ortamda malum ama sünnet zamanı aynı zamanda. Şu süreçte özellikle hijyen konusunda ya da bu süreçte çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelere tavsiyeleriniz nelerdir? Yaptırsınlar mı şu süreçte? Yani şimdi şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz. Biz hani pandemi sürecinden dolayı aileler bazen korkuyor hastaneye gelmeye. Ama biz sünnet yaparken bu konuda bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Şu ana kadar da
artık aylara yavaş yavaş gelmeye başladılar. Tam mevsim, sünnet mevsimi. Dediğim gibi sünneti yaparken ehil insanlar yapmak lazım. Çünkü çocuk hayatında bir defa sünnet olacak. Yani çocuğu hani maliyeti az diye düşünüp de gidip ehil olmayan birine sünnet ettirdiğinizde daha değişik sonuçları işte da sonuçlar olabiliyor. Bir de bunun dışında çocukta pipi deliği anormallikleri oluyor. Mesela biz buna hipospadi yazıyoruz. Halk arasında peygamber sünneti deniyor. Çocuğun pipi deliği pipisinin tam ucunda değil de pipisinin ucundan aşağı doğru işte çocuğun torbalarına doğru gidebiliyor. Pipisinin ucuna olan uzaklığıyla ameliyat riski de çok farklı olmuş oluyor. Hipospadias cerrahisinde biz, bu da çocuk cerrahisinin gerçekten uç ameliyatlarından bir tanesi. Bizimle bu ameliyatları gerçekten başarılı bir şekilde yaptığımız biliniyor. Hipospadias cerrahisinde biz hastanemizde çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hastalarımızı bekliyoruz. Ama yine de her şeye rağmen hem vaktinde çocukların hem de cerrahi bir müdahale ile yapılmasını tavsiye ediyorsunuz. Hipospadiası olan çocukların sünnet olmaması lazım. Çünkü biz sünnet derisini o ameliyatta o pipi deliğini yukarı taşımak için kullanıyoruz. Bazen hastalarımız geliyor ama peygamber sünnetli. Sünnet olmuş. O deriyi kaybetmiş. Daha sonra yapacağımız cerrahide de biraz zorlanmış oluyoruz. Hasta açısından da peygamber sünneti, yani hipospadiası olan hastaların da sünnet olmaması gerekiyor. Aynı anda hipospadias cerrahisiyle birlikte yapılması gerekiyor. Peki hocam, şimdi birinci bölümde obezite rahatsızlığıyla gelen hastamızı ameliyat ettik. Ameliyattan sonraki süreç nasıl işliyor? Hastanede kalma süresi yine o hastanın bünyesine göre değişiyor mu? Sonrasında nasıl bir beslenme, nasıl bir yaşam düzeni istiyorsunuz? Ameliyat olan bir birey alkol ve sigara tüketimi yapabiliyor mu, yapmamalı mı? Bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi hastamız gelip dediğim gibi gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, ilgili branşlarda gördükten sonra eğer onay alırsa ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra hastanede ortalama bizim 4 gün kalıyor hastalarımız. Ülke dışından gelen hastalarımızı biz bir gün daha fazla tutuyoruz, 5 gün. Elazığ ve çevre illerden gelen hastalarımızda belki bir gün daha kısa tutuyoruz, 3 gün. Hani bize ulaşmaları daha kolay oldukları için. Ameliyat sonrasıyla ilgili süreci şu şekilde. Aslında ameliyattan sonra bu obez hastaların eskisi gibi diyet kesinlikle yok. Bu işin, yani ameliyat sonrası diyet yapmıyorlar hastalar. Tam tersi, biz hastalara sürekli protein ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. Çünkü hastalar gerçekten ameliyat sonrası çok az miktarlarda yiyorlar ve iştahları olmuyor. Bu yüzden de aslında tam olay tersine dönüyor. Hani hiç yememesi için uğraşılan hastalar bu sefer de bir şeyler yemek için uğraşıyorlar. Ameliyat sonrası bir ay bir uymaları gereken mutlak bir diyet var. Bu diyet kilo vermek için değil. Bu diyet tamamen bizim o midede yaptığımız ameliyat sonrası, ameliyatta koyduğumuz işte mideyi kesip dikilen zımbaların güvenli iyileşmesi için yapılmış olan bir diyet. Çünkü ameliyatın en büyük komplikasyonlarından biri kaçak dediğimiz midede o stapler attığından sızıntı olması. Bu %99 ilk 2 gün oluyor ama bazen 2 günden sonra da geç kaçak dediğimiz ilk 1 ay içinde ya da 1 aydan sonra olabiliyor. İşte bu olmasın diye, bu risk de en aza indirgensin diye hastalara 1 aylık bir program veriyoruz. Bu program birer haftalık 4 bölümden ya da 10'ar günlük 4 bölümden, yani 40 güne kadar uzayabiliyor. Bu kabaca şöyle oluyor, yeni doğmuş bir bebek midesi gibi davranıyoruz ameliyat olan hastaların midesine. Daha çok sıvıyla mı besleniyor? Evet, aynen öyle. Mesela yeni doğmuş bir bebeği nasıl besliyoruz? Önce süt veriyoruz, daha sonra işte muhallebi, daha sonra püreler ve en son katı. Aynı bu şekilde ilk 10 gün berrak sıvılar veriyoruz hastalara. İşte su, elma suyu, et suyu, kemik suyu gibi. İkinci 10 gün biraz daha taneli çorbalar. Üçüncü 10 gün püreler ve dördüncü 10 gün, yani 40. gününe kadar da katılarla besleyip şöyle bir geçiş yapıyoruz. Bundan sonra tabii ki kesin yasak olanlar var. Bunlar alkol ve sigara. Kesinlikle yasak. Çünkü ikisi de yara iyileşmesini kesinlikle olumsuz etkileyen, yara iyileşmesi yönünde çok negatif etkisi olan maddeler. Yara iyileşmesi bizim ameliyattan sonra en çok istediğimiz şey. Çünkü iyi iyileşmeyen bir yara o komplikasyon olarak geri dönecektir. O yüzden kesinlikle hastalarıma en az 6 ay, 1 sene alkol ve sigara. Ben hiç içmelerini istemiyorum alkol ve sigara ama bazı hastalar özellikle alkol konusunda çok ısrarcı oluyorlar. O da birinci seneden sonra o da hani hafif alkoller olarak işte mesela
yüksek kalorisi olmayan alkoller için izin verebiliyoruz. Ama esasında ben sigara ve alkol hiç içmelerini istemiyorum. Çoğu hasta sigarayı bırakıyor ameliyattan sonra. Çünkü hani ben sigara kullanmıyorum ama sigarayı kullanan insanların hep zaten şöyle bir şey var. Hani iyi bir yemekten sonra çok iyi olduğunu söyleniyor. Hani tamamen bence bu da bir psikolojik olmayan bir şey, öyle hissediliyor. Bu da olmadığı için hastalarımızda bırakılıyor. Sigara bırakma oranları çok yüksek. Yani hemen hemen 10 hastadan 4'ü 5'i ameliyat sonrası sigarayı bırakıyor. Peki hocam, ameliyatta tamam bir kontrolden geçiriyorsunuz ama diyelim ki hastanın midesinde reflü gibi, ülser gibi rahatsızlıklar var. Yine de ameliyat olabiliyorlar mı, yoksa bir tedavi süreci mi oluyor? Nasıl bu oluyor? Şöyle, tabii derecelerine bağlı. Hani reflüsü var, derecesine kadar, ya da ülseri var, derinliği ne kadar, derecesine kadar, gastritine kadar. Eğer tabii çok ciddi rahatsızlıklarsa önce bir tedavi veriyoruz. 1 ay, 40 gün, belki 3 ay. O şekilde ameliyatı alıyoruz. Yani hafif bir reflüsünün olması çok önemli değil. Çünkü obez hastalarda zaten çoğunda reflü oluyor. Ama çok ciddi bir mideyle yemek borusu arasında açıklığı var, buna bağlı reflüsü var, yani hiatus hernis dediğimiz mide fıtığı varsa ameliyat sırasında da onu da tabir ediyoruz ya da ona uygun ameliyatı seçebiliyoruz. Temelde iki tane ameliyatımız var. Tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass ameliyatı. Bir de mini gastrik bypass dediğimiz gastrik bypass'ın türevi olan bir ameliyat var. Yani kabaca bunlar işte tüp mide ameliyatında mide küçültülüp besin alımını azaltıcı şekilde, yani aldığımız kaloriyi azaltıcı bir ameliyat. Gastrik bypass ameliyatında ise aldığımız kaloriyi azaltan ve aynı zamanda bağırsaktan emilimini azaltan bir ameliyat. Her iki ameliyat da çok başarılı, dediğim gibi. Orta ve uzun dönemde gayet sonuçları iyi olan ameliyatlar. Peki efendim, hasta ameliyat oldu, aradan birkaç sene geçti. Biraz birinci bölümde dedik ya, evet tekrar eski kiloya ulaşılabiliyor eğer yaşam standartına, kalitesine dikkat etmezse. Peki bir daha önce ameliyat olan bir hasta birkaç kere ameliyat olabiliyor mu, yoksa birle sınırlı mı? Olabiliyor. Revizyon ameliyatı diyoruz. Tavsiye biz ediyor musunuz? İkinci ameliyatlara. Şimdi şöyle, revizyon ameliyatı ikinci ameliyatın ismi. Şimdi bu %15'lik grup tekrar kilo alıyor. Ve evet, kiloları da 3. derece obezite ve üzerine, yani morbid obezite ulaşıyor. Yine tabii ki önce diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği, ama başaramazsa ameliyat öneriyoruz. İkinci ameliyatlar ilk ameliyatlar kadar kolay değil. Daha zor ameliyatlar ve riskleri de ilk ameliyatlardan daha büyük riskli ameliyatlar. Ben hastalarıma hep şöyle söylüyorum, yani ciddi bir emek veriliyor bu işe. Hasta tarafından, hekim tarafından, yardımcı ailesi sağlık personeli tarafından, hasta yakınları tarafından. Herkes bir obez hastanın zayıfladığı zaman inanın birçok kişi destek oluyor. Hastalarıma şöyle söylüyorum, yani ikinci ameliyatı asla düşünerek kilo almak için, almamak için elinizden geleni yapın. Çünkü bir emek veriyorsunuz ve ideal kilonuza erişiyorsunuz. Bunu korumaya çalışın. Tekrar kilo alan hastalar, hani burada yanlış anlaşılmasın, yani işte ameliyat oluyor, hasta düzenli besleniyor, dediklerimizi yapıyor, sağlıklı yaşıyor, tekrar kilo almıyor. O grup almıyor. Hangi grup alıyor? Kalorisi yüksek, sıvı bağımlılığı olan hastalar tekrar kilo alıyor. Bunlar ne? Mesela alkol. Mesela benim yaptığım hastalardan tekrar kilo alanlar genelde günde 7-8 tane alkollü kutu içecek içenler, içecek içenler hastalar. Ya da günde 1 kilo dondurma yiyen hasta tekrar aldı. İşte 25-30 çay içip çaya 3 şeker atan hasta tekrar kilo aldı. Yani böyle uç örnekler, uç ekstrem şeyler kilo alıyor. Yoksa hasta protein ağırlıklı işte ettir, tavuk, balık, süt, yumurta, peynir, yoğurt, bunları yiyerek hasta kilo alamıyor ameliyattan sonra. Ama bazı hastalar işte o kalorisi yüksek sıvılara bağımlılık derecesinde alışkanlığı olduğu için onlarda tekrar kilo alma oluyor. Peki efendim, eskisi gibi mideye kelepçe takılma olayları hala devam ediyor mu? Şimdi kelepçe bu obezitenin cerrahi tedavisinde ilk yöntemlerden biri. Çok yapıldı. Ülkemizde de çok yapıldı. Dünyada da çok yapıldı. Ama işte bu iki obezite ameliyatı, tüp mide ve gastrik bypass laparoskopik, yani kapalı yapılmaya başlandıktan sonra aslında bu iki ameliyat uzun yıllardır vardır dünyada, ama açık cerrahiyle yapıldığı için hasta konforu çok iyi olmuyordu ve tercih edilmiyordu. Şu an biz kapalı yöntemle, yani küçük deliklerden girerek yaptığımız için hasta konforu ameliyattan sonra çok iyi oluyor. O yüzden de dünyada bu iki ameliyat kapalı yapılıp bir rutine bindikten sonra ve başarı oranları görüldükten sonra kelepçe terk edildi. Çünkü bu iki ameliyata kıyaslanınca kesinlikle başarısı çok daha az. O yüzden yani şu an cerrahlar da,
hastalar da kelepçeden uzaklaştı. Hı hı. Ama halen obezitenin etkin tedavilerinden biri. Hı hı. Ama kesinlikle tüp mide ve gastrik bypass kadar etkili bir yöntem değil. Ben uygulamıyorum hastalarıma. Hı hı. Bazı cerrah arkadaşlarımız uyguluyor. Sonuçları da yani dediğim gibi başarılı ama bu iki ameliyatla asla kıyaslanacak kadar başarılı değil. Hı hı. Daha önce çok kelepçe takılmış hastayı da kelepçesini çıkarıp bu ameliyatlara çevirdiğim oldu. Hı hı. Sonuçları hep iyi oldu. Hı hı. Şimdi sorularla da devam edeceğiz ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Elazığ bölgede özellikle son yıllarda gerek özel hastanelerimiz gerekse kamu hastanelerimiz ki şehir hastanemiz ve üniversite hastanemiz gerçekten sağlık alanında artık bölgeye hitap etmekten çıkıp Türkiye'ye ve dünyaya da hitap evet. ediyor ama biliyoruz ki artık turizm sektörleri arasında sağlık da var. Bu kapsamda Elazığ'ın şu anki durumundan çok daha iyi bir sağlık turizmine hizmet edebilmesi için mesela siz sağlık çalışanısınız ve önemli iki birimin başında hastalara şifa dağıtıyorsunuz. Daha fazla ya da daha farklı neler yapılmalı? Ayrı ayrı görüş almak isterim. Buyurun hocam. Şimdi geçen yıllarda Sayın Valimiz toplantılar yapmıştı. Biz aslında arkadaşlarla devamlı istişare ederdik. Hastaların bize ulaşması önemli. Hı hı. Yani hastalar Elazığ'a ne kadar rahat ulaşabiliyorlarsa bu hizmetten çok iyi yararlanacaklar ve Elazığ'ın sağlık alandaki turizm dediğimiz sektörü canlanacak. Hı hı. Şimdi biz geçen yıllarda Azerbaycan'a gitmiştik. Yani orada da gördük ki gerçekten ülkemiz bu ülkelerden çok ileri dönemde. Hı hı. Mesela yeni doğan cerrahisi açısından çok eksikleri var. Çocuk cerrahisinin özellikle Azerbaycan'da çok yetersiz olduğunu gördük. Yani koskoca Bakü'de 4-5 tane çocuk cerrahinin olduğu, cerrahının olduğu ve hastaların büyük bir kısmı da anomali bebeklerin kaybedildiğini oradaki arkadaşlardan gördük. İşte çok zengin olan insanlar yakın olduğu için İran'a gidiyor. Ama bize mesela orada bir arkadaşımız vardı Elazığlı. Bu konuda bir girişimde bulundu. Ama hastalar önce İstanbul'a gidiyor. Orada 5-6 saat beklettikten sonra Elazığ'a geliyor. Hı hı. Ve ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşandığı için hı hı. hastalar bize ulaşamıyordu. Daha transit bir ulaşım evet. olması yani lazım. Vali, mesela direkt. Evet, valimizin de girişimleriyle şöyle bir şey. Irak'a da gittik biz. Irak'ta hı hı. da öyle bir potansiyel var. Çok büyük potansiyel var. Hastalar memleketimize ulaşamıyorlar. Hı hı. Ulaşabilseler inanın o kadar bir bu sektör öyle canlanacak ki. Elazığ'daki bütün herkes kazanacak yani. Hı hı. Erbil Elazığ, Bakü Elazığ uçak seferlerinin başlatılması için hep biz görüş belirttik. Yani dedik hı hı. ki işte Azerbaycan'a haftada iki defa Bakü'den uçak gelse hı hı. Azerbaycan'a yakın illerden, ülkelerden de Elazığ'a hastalar gelecek. Mesela Erbil Elazığ seferi olsa, uçak seferi olsa hı hı. uluslararası bir havaalanına sahibiz. Hı hı. Buradan hastalar gerçekten bize gelecek ve biz burada o bölgelerde hitap edeceğiz. Hı hı. Şimdi mesela Almanya Elazığ uçakları var. Ama Orta Doğu'dan ve işte Azerbaycan bölgesinden de şeyler gelse, uçak gelse biz hem çocuk cerrahisi alanında hem de Serdar Hocam'ın alanında gerçekten çok büyük işler yapacağımızı düşünüyoruz. Ne kadar çok hasta gelse hı hı. Elazığ kalkınacak. Aynen öyle. Altyapısı var Elazığ'ın. Ama biz yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Hı hı. En azından Erbil Elazığ seferi olsa uçak seferleri, Bakü Elazığ uçak seferleri olsa gerçekten Elazığ'a büyük bir katkı sağlayacaklardır. Hı hı. Peki hocam siz de Fikret Hocam'a katılmakla beraber sizin görüşünüz nedir bu konuyla ilgili? Evet, Fikret abiyle biz Bakü'ye de ziyaret yapmıştık sağlık turizmi için. Hı hı. Gerçekten orada büyük potansiyel vardı Bakü'de. Ama uçak sorunu çok büyük sorun oldu. Yani hastalarımız geldi aslında. 3-5 tane hasta ameliyat ettik ama ulaşım hastalar için sorun oldu. Yani devamlılığı olmadı. Sağlık turizmi için aslında Ticaret Odası Başkanımız Açılan Bey, Valimiz Çetin, Sayın Valimiz Çetin. O da artık Sakarya evet, Valisi. Sakarya kendisine valimiz. De başarılar diliyoruz. Yeni valimize de başarılar diliyoruz. Evet. İkisiyle de gerçekten toplantılar da yaptık bu konuyla ilgili. Hı hı. Özellikle Asilhan Bey gerçekten
Yani bununla ilgili çok istekliydi, iyi toplantılar yaptık, bayağı bir şeyler oluyordu ki Elazığ'ımıza işte malum deprem oldu, sonra pandemi oldu ve hani bir 5-6 aylık süreç Elazığ'da 2020 için yaşanmamış gibi oldu. Hani tabii bunlar olunca biz de tutup hani bu aşamada işte sağlık turizmi tabii ki onlara da iletemedik ama toparlanıyoruz, yaralarımızı sarıyoruz. Elazığ sağlık konusunda halen çok iyi noktada ama halen hak ettiği yerde değil. Fikret abinin dediği gibi, sizin dediğiniz gibi altyapısı çok iyi. Yani şehir hastanesi devasa, bölgede böyle bir hastane yok. Özel hastanelerimiz çok iyi, hekimleri çok iyi. Bence hani yeni valimizle de bu toplantıları yapacağız, bunları konuşacağız. Bence çok daha iyi olacak. Yani kendi alanım için söylüyorum. Zaten biz obezite cerrahisini bütün Türkiye'ye hatta Avrupa'ya kabul ettirdik Elazığ'ı. Belki sırada hani Orta Doğu ve Azerbaycan, küçük, Türkiye Cumhuriyetler var. Var aynen. biraz daha böyle küçük dokunuşlarla daha profesyonel yaparak çok daha büyük işler olabilir. Çünkü bu şu anki başarı genelde hocalarımızın ve arkadaşlarımın hep bireysel başarılarıyla geldi. Ama biraz daha böyle derli toplu, profesyonel yardımlı dokunuşlarla bence çok güzel noktalara gelebilir. İnşallah efendim, o konuda da bizim de ümit varız. Evet, ciddi bir karayolu ve havayolu ulaşımımız var ama bu ağların daha çok belki de geliştirilmesiyle çok daha farklı noktalara bu alanda gelebiliriz. Artık sorularla devam etmek istiyorum. İyi akşamlar. Hocama bir sorum olacaktı. Ben 9 senelik tüp mideliyim ama yeme miktarım çok düşük. 140 kilodan 62 kiloya düştüm ama yeme problemim hiç geçmedi. Çok az yiyorum. Biraz fazla yiyince özür dileriz. Kusmadan rahat edemiyorum demiş. Bir kase çorbayı bile yiyemiyorum. Bir öğünde hiç acıkma hissim de yok. Ne yapmam gerekti? Hocam mideye endoskopi de yapıldı. Darlık filan da yok. Yok. Boyunu yazmamış hastamız herhalde. Yok, yazmamış. Bunu hesaplayacaktım. 140'dan 62'ye düşmüş. Evet. Hani boyunda yazsaydı daha vücut kitle indeksine göre acaba normal sınırın altına mı İsim düştü? İsim de vermemiş izleyicimiz. Eğer şu an bizi takip ediyordur, boyunu da yazarsa buradan boyunu da 1.70. Evet. 1.70 boyu. 62 kilo mu olmuştu o şey? 140 kilodan 62 kiloya düşmüş. Şimdi 62 hem de vücut kitle indeksini hesaplayalım. Fethi alınmış, geçmiş olsun diliyoruz kendisine. 2 kez 1.70'e bölüyoruz. Vücut kitle indeksi 21. Yani şu an aslında kilo olarak oranı gayet iyi. 20 ile 25 arası normal kilo görüyoruz. 21. 9 yıl olmuş, yani uzun bir süre. Yediği miktar evet bir miktar artması lazım. İlk yıllar gibi olmaması lazım. Ama endoskopi de yapmışsa, darlık da yoksa, ameliyat tekniğiyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an kilo olarak bakınca normal. Ama tabii ki detaylı kan tarihlerini de görmek lazım. Bir vitamin eksikliği, mineral eksikliği var mı? Elazığ'daysa bize başvurursa her türlü tetkikini yaparız. İl dışındaysa da bir genel cerrahiye ya da bir endokrin doktoruna, dahiliye doktoruna başvursa en azından bir vitamin, mineral değerlerine, kan değerlerine de bakılarak daha net bir şey söylenebilir. Ama kilo olarak şu an normal sınırlarda. Yani çünkü biz bazen çok az da olsa ameliyattan sonra hastaların normalin altına düştüğünü görebiliyoruz. Tüp midede bu çok zor oluyor ama gastrik bypass da olabiliyor. O zaman ameliyatı bozmak zorunda, yani eski haline çevirmek zorunda kalabiliyoruz. Ama hastamız için öyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Doktor Serdar Hocam ve Doktor Fikret Hocam'ın birçok operasyonuna şahitlik etmiş biri olarak Elazığ için önemli değerler olduğunu altını çizip her daim hocalarımın başarılarının devamını diliyor ve hocalarımla vakaya girmenin zevki ve gururuyla birlikte nice vakalara diyorum. Tabii Allah öncelikle herkese şifa versin de sizsiz de bırakmasın diyelim biz de. Elazığ Özel Hayat Hastanesi Anestezi Teknikeri Ömer Yurttaş göndermiş, mesai arkadaşınız. Vahap Gürsül hocam, sanıyorum babanız. Evet. Oğlumu Allah'tan başarılar, hastalarına da şifalar dilerim. Amin. Ve selamlarını iletmiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Çalıştığımız kurumun kadrosunun Elazığ için büyük bir nimet olduğunu ifade etmiş. Samimi ve güler yüzlü teşhis ve tedavide en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etmiş. Erzincan İliç'ten Hüseyin Çallak. Serdar Hocam ve Fikret Hocam'ın nezdinde tüm ekibe teşekkürler ve şifa veren elleriniz dert görmesin diye bir mesaj iletmiş. Hüseyin Çaldak, Erzincan'ın İliç ilçesinden. Malatya'dan bir izleyicimiz Aysel Hanım. Serdar Hocam'ın mide ameliyatı yaptığı hastasıyım. 2 yıl oldu. Ameliyat olalı 35 kilo verdim. Sayesinde çok şükür sağlığım daha iyi. İyi ki ameliyat olmuşum diyorum. Serdar Hocam'ın ellerine sağlık.
İyi ki var. Ameliyat süreci ve sonrasında çok hastasıyla ilgilenen çok iyi bir doktor. Selamlarını iletmiş bu arada. Teşekkür sizlere ederiz. De hastalarınız. Hocam hasta takibiniz yani mesela 2 yıl olmuş. Hala devam ediyor mu? Ya da bir sıkıntısı olduğunda ulaştıkları zaman nasıl bir rota belirliyorsunuz? Zaten biz onlara ameliyat sonrası bir kitapçık veriyoruz. Burada hem beslenme ile ilgili hem de 1, 3, 6 ve 1. yıldaki kan kontrolleriyle ilgili. Onları yapıp bize sosyal medya üzerinden veya telefon numaraları üzerinden yönlendiriyorlar, gönderiyorlar. Burada da bazen çok mutlu olup bizim de yanımıza geliyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Bazen de o şekilde yapıyoruz yani takipleri. İlk bir yıl sıkı oluyor ama ondan sonra zaten hastalarda alışıyor sürece. Bir izleyicimiz de demiş ki, hocamıza sorar mısınız? Midede tam telaffuz edemiyor olabilir mi hocam? Barrett özefagasu olan bir hastanın tedavisi var mı ve bu hasta ameliyat olabilir mi? Tabii şimdi midede, Barrett özefagusu midede değil, özefagus yani yemek borusunda olan bir hastalık. Şimdi mide içeriğinin, bilirsin mide içeriği asitik bir yapıya sahip ve yemek borusunda bu asitik yapı yok. Eğer mide kapağında sorun varsa, yani normalde biz aldığımız gıdalar yemek borusundan mideye geçer. Ama mideden ters akım olursa, yani reflü dediğimiz, mideden yemek borusuna doğru kaçış olursa ve bu çok fazla miktarda ve çok fazla sürede olursa, yemek borusunun mukozası yani hücreleri bu gelen sıvıya alışık değillerdir. Ve dönüşmeye başlarlar. İşte Barrett dediğimiz bu. Yani hücrelerin normal şeklinden şöyle söyleyeyim, kötüye doğru dönüşmeye başladığı evredir. Barrett'te tabii ki ameliyatı var. Nissen dediğimiz, Nissen funduplikasyon dediğimiz bir ameliyat. Orada da bu, tabii obezite ameliyatı bambaşka bir şey. Bu obezite ameliyatıyla ilgili bir durum değil. Mideyi burgu yap şeklinde çevirerek üst taraftaki kapak tamiri yapıyoruz. Yani hastamızın eğer Barrett gelişmişse kesinlikle ben cerrahi olmasını öneririm. Yine bir izleyicimiz demiş ki, Serdar hocamın pozitif enerjisi hastalarına harika motivasyon veriyor. Sonsuz teşekkürler. Ama şimdi bizim hastalarımız sosyal medyayı çok kullandığı için yazıyorlar Fikret abi. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim, Fikret abi gerçekten Elazığ'ımız için bir kesinlikle değer. Kesinlikle. Biz daha önce de program yapmıştık tabii, hocamla. Siz zaten tanıyorsunuzdur benden iyi. Şimdi Fikret abi sadece hekimliğiyle değil, gerçekten Elazığ için bence hani marka değerlerinden kesinlikle biri. Kesinlikle önemli bir değer. Sadece dediğimiz gibi hekimlik yönüyle değil. Kesinlikle evet. Çünkü özellikle sıcakkanlılığı ve birçok konuya olan vakıflığıyla da aslında son derece önemli. Yukarıda yayından önce de konuştuk. Aynı şeyle Serdar'la gerçekten Serdar'la beraber çalıştığım için çok mutluyum. Yani inanın hastaneye gittiğimizde onun enerjisini, onun o sempatik halini gördüğümüz zaman yani yorgun olsak bile gerçekten o yorgunluğumuzu unutuyoruz. Hocam yanlış değilsem Elazığ Spor'un da mı bir dönem doktorluğunu 8 yıl yaptınız. Fikret abi Elazığ Spor'a hizmet yapmıştık. Şimdi onu konuştuk sizin yayın yönetmeninizle Zeki Bey'le. Fikret abiye dedi ki sen Elazığ'a bu kadar emek harcatmasaydın şimdi İstanbul'un en ünlü profesörlerindendi. Gerçekten Fikret abinin Elazığ'a emeği var. Elazığlılar da çok seviyor Fikret abiyi. Yani bir böyle panik durumlarında olaylarında Fikret abinin Elazığ'da şeyi var, yani böyle etkisi var. Gerçek bir Elazığlı yani. Hocam tekrar bir izleyicimiz size sormuş. Serdar hocama sormak istiyorum. Ameliyatım Elazığ'da olmak istiyorum ama Adana'da yaşıyorum. Ameliyattan sonra ne kadar Elazığ'da kalmam gerekir? Adana'ya geldiğimde tetkiklerimi ve kontrollerimi hangi bölüme yaptırmalıyım demiş. Şimdi ortalama söylemiştik 4 gün kalıyor. Mesela hastamız pazartesi günü gelirse tetkikleri yapılıyor. Pazartesi ya da salı ameliyat oluyor. Cuma günü taburcu oluyor. Kontrollerini bize 1, 3, 6. ayda orada herhangi bir aile hekiminde ya da bir devlet hastanesinde yaptırıp bize sosyal medya üzerinden veya telefon numaralı üzerinden gönderiyorlar. Yani başka ilden gelmesi kesinlikle bu ameliyat için bir negatiflik ya da olumsuz bir durum değil. Zaten hastalarımızın yani %95'i başka illerden ve başka ülkelerden geliyor. Peki hocam, şimdi biraz da çocuk cerrahisiyle devam etmek istiyorum. Şimdi bir ebeveyn, mesela dediniz ya işte yeni doğduğu anda zaten biz doktorlar olarak doğduktan sonra bir kontrol yapıyoruz ama diyelim ki yeni doğan bir çocuk evine gitti ama birkaç gün sonra aile tekrar geri getirdi. Yani nasıl bir aile ya da takibi almalı mı bir süre çocuğun işte nefes alıp vermesini, elinin kolunun hareketini, işte yemesi, içmesi ya da işte yeni doğmuşsa emmesi, ne tür durumlarda size gelmeli? Özellikle yeni anne babalarda biraz tez canlılık görüyoruz. Aa işte şöyleydi de böyle olmadı, şöyle olmadı gibisinde. Hangi durumlarda size gelmeli?
Şimdi yeni doğan bebekler zaten söylemiştik. Kadın doğum hekimi arkadaşlarımızın takip ettiğini, anne karnındayken takip ettiklerini, periyodik kontrollerinde ultrason yaptıklarını, işte herhangi bir anomalisi varsa onları bize bizimle paylaştıklarını, çocuk doğduktan sonra müdahale edilmesi gereken şeyle biz müdahale ediyorduk. Ama doğan bebekler genelde hastanede doğduğu için bu bebeklerin bütün boşluklarına kateter konur. Yani mesela poposundan bir kateter gönderilir. Boğaz ağzından ya da burnundan midesine kateter gönderilir. Bunun dışında aile çocuğun işte bir herhangi bir anomalisi varsa da hastanede ya da bir hekim kontrolünde doğum yapmışsa %90 tanı konur. Bazen bir anımı paylaşayım. Bir tane hastamız doğuyor. Hastanede bir gün kalıyor. Sonra evine gönderiliyor. Hakkari'nin bir ilçesinde, Yüksekova'nın bir köyüne gidiyor hasta. Ondan sonra hastayı yaşlı bir teyze, şimdi çocuk kusmaya başlıyor, karnı şişiyor. Yaşlı bir teyze çocuğun poposuna bakıyor, poposunun olmadığını görüyor. Yani tecrübeli bir insan, daha önce görmüş muhtemelen bunu. O hastamız mesela bize gelmişti. Yaşlı bir teyzenin tanısıyla gelmişti. Tabii bu durumlar çok nadir olan durumlar. Yani genelde büyük ihtimal anne karnında tanı konmuştur. Anne karnında tanı konmamışsa bile, diyelim ki kadın doğum doktoruna kontrole gitmemiş bir hasta, kontrolsüz bir hasta. Hastanede doğmuşsa mutlaka o hastanede tanı konmuştur. Şimdi bize hangi hastalar getirilmeli? Doğduktan sonra kusuyorsa, kakasını yapamıyorsa, beslenemiyorsa, karnı şişiyorsa, bu durumlarda mutlaka bir çocuk cerrahına gitmek lazım. Çocuk çişini yapamıyorsa, bir pipide bir anormallik vardır, böbreğinde bir anormallik vardır. Çocuğun herhangi birinde bir şişlik varsa, bazen doğumsal boyununda kitleler olur. Mesela tiroglossal kistler dediğimiz, çocuğun dil köküne bağlı bazen kitler oluyor, kitleler oluyor. Veya bazen çocuğun göğsünde bir anomali varsa, şekil bozukluğu varsa yine bir çocuk cerrahına görülmek lazım. Bunun dışında kilo alamayan çocuklarda bazen işte intestinal bağırsak sorunları olabilir. Veya bazen safrasız fışkırı tarzda birinci aydan sonra kullanılan bebekler oluyor. Biz bunlarda yaptığımız ultrasonlarda fışkırı tarzda kusması olan bebeklerde pilor dediğimiz midenin bağırsakla olan bağlantısını sağlayan yol pilor olarak adlandırılıyor. Bunda darlık oluyor. Pilor stenozu dediğimiz bir hastalık ve anomali tespit ediliyor. Bunları da biz cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Bunlar da yine önemli ameliyatlar. Çocuk yediklerini midesinden bağırsaklara gönderemiyor. Çünkü bağırsaklarla mide arasındaki yol dar. Çocuk yiyor, yediklerini kusuyor ve devamlı bir açlık halinde durmadan ağlayan bir bebek. Bunlar bize geldiğinde bu şekildeki bebekler de yine geliyor. Bunları da başarılı bir şekilde ameliyat ediyoruz. Bunun dışında solunum sıkıntısı olan bebeklerde bazen diyafram hernisi, göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasındaki zarın doğuştan delik olması ve iç organların karın içindeki bağırsak, midenin, bazen karaciğerin, dalağın göğüs boşluğuna giderek fıtıklaşması ve anne karnında olduğu için akciğerin bir kısmının da akciğerin bu organlar göğüs boşluğunu işgal ettikleri için akciğer gelişemiyor. Solunum sıkıntısı olan bebeklerin çocuk cerrahı tarafından kontrol edilmesi gerekir. Diyafram hernisi açısından. Bunun dışında yemek borusu var ama yemek borusu ile nefes borusu arasında bazen bağlantı oluyor. Biz ona trakeoözofageal fistül diyoruz. Yemek borusuyla nefes borusunda arasında bir bağlantı var. Çocuk her yediğinde morarıyor. Yemek yerken, beslenirken moraran çocukların da çocuk cerrahı tarafından bu trakeoözofageal fistül açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Peki hocam, şimdi dediniz ya, işte çocuklar bazen de şu oluyor. Belki de bilmiyorum, toplumdaki bir algı da olabilir bu.
Çocuk işte büyümeye başlıyor. 5 yaşında, 6 yaşında ya da 18 yaşına kadar ki süreçte bir rahatsızlığı oluyor mesela. İşte doktora götürdükleri zaman diyorlar ki bu yeni bir şey değil. İşte doğuştan gibi. Böyle durumlar söz konusu oluyor mu? Yani olabilir mi ya da? Şimdi bazen bazı anomaliler, doğuştan olan anomaliler bu yaşlarda bulgu verebilir. Hı hı. Mesela çocuğun yemek borusu yoksa bu çocuk 5 yaşına kadar yaşayamaz. Hı hı. Yani bu çocuğun en fazla yaşayacağı 3 gündür. Çünkü tükrüğü akciğerlerine gidecek, zatürre olacak çocuğun. Zatürre olduktan sonra sepsis dediğimiz mikrobun kana karışması olayıyla hasta kaybedilecek. Hı hı. Veya poposu yoksa bu çocuk kakasını yapamadığı için besleniyor ama kakasını yapamıyor. Karnı şişecek, bağırsakları patlayacak. Bu şekilde bu çocuk 5 yaşına kadar yaşayamaz. Yani bunlar yeni doğan dönemde mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat olmaz. Bazen bağırsakları çocuğun omfalosel dediğimiz karın içindeki bağırsaklar bir zar şeklinde olan bir kesenin içinde doğuyor. Omfalosel dediğimiz durumlar oluyor. Bazen de gastroşiz dediğimiz kese içinde değil, bağırsaklar çocuğun karın kasları olmadığı için bir de büyük bir delik oluyor karında ve bağırsaklar dışarıda doğmuş oluyor. Bunların acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Bazen işte dediğiniz gibi boyun şişikleri dediğimiz bronkojenik kistler, trogloslar kistler dediğimiz boyundaki kistler bunlar doğumsal bazı anormalliklerdir. Bunlar yavaş yavaş ilk başta bulgu vermeyebilir. Diyelim ki 4-5 yaşında gördüğümüz bu kistlerin biz doğumsal olduğunu söylüyoruz. Bunlar sonradan olmamıştır. İşte doğumda vardı ama belirti yoktu. Bunlar 4-5 yaşında ortaya çıktı. Bu hastalıkları sayabiliriz. Yani 4-5 yaşında çıkan hastalıklar. Peki. Balıkesir Bandırma'dan bir mesaj var. Sevgili kardeşim Serdar Gürsulu ve değerli hocamız Fikret Bey'e selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Ama isim vermemiş. Değerli izleyicimiz. Ablam duru da Bandırma'da. Tekrar Serdar Hocama bir soru var. Ameliyat sonrası vücutta sarkmalar oluyor mu ve nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Şimdi sarkma tamamen cildin elastik yapısıyla ilgili bir durum. Tabi hastanın çok yüksek kilosu varsa, mesela hasta 1.70 boyunda ama kilosu 150 ve üzeri ise illaki sarkma olacaktır. Ama bazen gerçekten biz de çok yüksek kilolarda ameliyat edilip hiç sarkması olmayan hastalar görüyoruz. Yani bu cildin biraz elastik yapısıyla ilgili. Sarkma kesinlikle bir sağlık problemi değil, bir estetik sorun. Hasta ameliyat olduktan 12-18 ay sonra kilo verimi, ameliyata bağlı kilo verimi işleri bittikten sonra sarkmayı çok kendini ruhsal olarak takıntı yapmışsa, yani estetik olarak kendinde bir problem görüyorsa onların operasyonları olabilir. Ama hangi hasta sarkacak, sarkmayacak onu anlayamıyoruz. O cildin elastik yapısıyla süreç ilerledikçe görüyoruz onu sadece. Peki sonrasında yapılan sporla düzelebiliyor mu? Tabii egzersiz, ne kadar çok egzersiz işte yüzme, yürüyüş yaparsa o kadar sarkması az oluyor. Genelde sarkma çok çok ciddi olmuyor. Yani hastalar çoğu o sarkmayı tolere edebiliyor ama bazen ciddi sarkmalar oluyor. Özellikle genç hastalar onların operasyonları ne oluyorlar? Abdominoplasti dediğimiz işte karın germe ameliyatları ya da kol baldır ameliyatları ne oluyorlar? İyi yayınlar demiş Fikret Hocam. Elif Sude Bilgiç, sizin eski hastanız ve ben babasıyım. Elif şu anda 40 kilo, boyu 1.34. Bu normal mi? İyi akşamlar demiş. Yaşı da şu an 10. 10 yaşında. 34 kilo. 40 kilo, boyu da 1.34. Çok normal. Yani percentil değeri normal. Bir problem yok. Evet, bir problem yok. Ameliyat ettiğin hastalardan biri mi Fikret abi? O şeyde mi? Elif Sude Bilgiç şeyde mi? Siverek'te mi acaba? Söylememiş. Bilemiyorum. Soy ismi Siverek'te. Bilgiç. Kaleciğer kisti. Adresi Kaleciğer kisti. Yok, bu Ali Sude şey... Şu an 10 yaşındaymış. 10 yaşında bu Urfa'da ameliyat ettiğim kaleciğer kistatik hastası. Çok kötü bir hastaydı. Fikret hocamızın çok eski bir hastasıyız. Oğlumun adı Haktan Başgün. Hocamızın çok emeği var. Çocuğumuzda oğlumuz, yanlış telaffuz edebilirim hocam, Hirschsprung hastası. Burada kendisini gördüğümüzde çok sevindim demiş. Teşekkür ediyormuş. Bahsettiği hastalık çok ciddi bir hastalık mı? Evet. Şimdi Hirschsprung hastası, hastalık şöyle. Bağırsağın bir kısmında sinir yok. Şimdi bağırsağımız yılanvari bir şekilde hareket eden bir organımız.
Yani yukarısı kasılırken, şöyle diyelim ki bağırsağına şöyle bir tüp, uzun tüp çizelim. Şurası kasılıyor, burası gevşiyor. Burası kasılıyor, burası gevşiyor. Bu şekilde. Yukarıdan kasılan ve alttan gevşeyen bir şekilde içindeki materyali içeri doğru iten bir yapıya, bir fonksiyona sahip. Şimdi eğer bağırsağımızda sinir yoksa, diyelim ki burası kasılıyor, burası gevşeyemiyor ve kasılamıyor. Burada bir sanki bir tıkaç varmış gibi. Yukarıdan geliyor materyal, burada kalıyor. Bu hastalar fışkırır tarzda kaka yaparlar müdahale sonrası. Sinirsiz bir bağırsak segmenti vardır. Ve dolayısıyla bu hastaların ameliyat edilmesi gerekiyor. Önceden işte Duhamel dediğimiz 3 seanslı bir ameliyat yapılırdı. Önce bağırsak dışarıya alınırdı. Daha sonra bir müddet sonra hasta tekrar ameliyat edilip bağırsağın sinir olmayan kısım çıkartılırdı. Daha sonra da işte sinir olan bölge kısım çocuğun anüsüne anastomoz yapılırdı. Ama şimdi şu anda da TEP dediğimiz, kısaca TEP, transanal endorektal pulturo, Latince telaffuz ediyorum. Buna TEP deniyor kısaca. Şöyle, çocuğun anüsünden girip anal bölgeden giriyorsunuz. Tabii rektum dediğimiz çocuğun kaslarının, yani kalça kaslarının içinde olan bağırsak kısmı da var. Onu sıyırıyorsunuz. Daha sonra bağırsağın şeyin içine giriyorsunuz. Karın içine giriyorsunuz. Yani anüsten karın içine giriyorsunuz. Bağırsağı çekiyorsunuz. Çektikten sonra da takip ediyorsunuz. Bağırsak ince ince bakıyorsunuz. Kalın bölge geldi. Oradan ameliyat esnasında patolojiye, frozen dediğimiz patolojiye şey gönderiyorsunuz. Bunda sinir var mı yok mu? Diyelim ki 20 dakika, yani yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. 15-20 dakika sonra geliyor rapor. Sinir yok. Biraz daha gidiyorsunuz. Bir 5 santim daha ileriden tekrar parça gönderiyorsunuz. Sonuç pozitif geliyor. İşte diyor ki rapor, patoloji diyor ki burada sinir var. Daha sonra o sinirsiz olan kısmı kesip sinirli bölgeyi, sinir olan kısmı bağırsağa anastomoz yapıyorsunuz. Bu ameliyat çok konforlu bir ameliyat. Tek seansta yapılan, ameliyat izi bile olmayan, yani hiç görülmeyen bir şekilde ameliyat, çok konforlu bir ameliyat. Son zamanlarda yapılan ama yaptığımız ameliyat bu şekilde. Bu hastamız da muhtemelen hiç bunun nedeni ameliyat ettiğimiz hasta. Çünkü bu hastalar kakalarını yapamıyorlar, beslenemiyorlar ve çok büyük bir büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bu ameliyatlar yapıldıktan sonra aileler tabii sizi unutmuyorlar. Yani çoğu, mesela doğuda benim çok tanıdığım hastam var. Özellikle batıda da var tabii. Türkiye'nin her tarafında böyle hastaların, bu hastalarını takip ediyorsunuz. 2-3 sene takip ediyorsunuz. Ve aileyle sanki akraba oluyorsunuz. Yani böyle işte umutsuz, güzel mesajlar arıyorsunuz. Umutsuz aileleri umuda bağlıyorsunuz. Evet. Hocam ne kadar güzel. Şırnak Silopi'den Seda Öz, her ikinize de selamlar göndermiş. Sizlere de iletmiş olalım. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak siz kendi branşınızla ilgili ailelere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Ailelere şunu söylemek isterim. Yani çocuklar gerçekten insanların en değerli varlıkları. Özellikle şu sünnet mevsiminde sünnet yapılırken ehil insanlara, çocuklara sünnet, ehil insanlar tarafından çocuklarının sünnet etmesini sağlamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten basit olduğunu düşündükleri bir şey daha sonra kendilerine komplike bir şekilde dönebilir. Yani mesela biz çocuğun pipisinin ucunu komple koparan, yani kesildiği sünnetler de gördük. Ve aile yıkılmıştı. Gerçekten büyük bir travma onlar için. Bunun dışında biz ailelerin mutlaka çocuklarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini, obezite dediğimiz çağın vebası, Seda Hocam söylemişti. Buna dikkat etmeleri gerektiğini önerebiliriz. Peki hocam, siz neler aktaracaksınız? Şimdi çok zayıflık da iyi değil.
Yani insan yaşamının her döneminde kilo da iyi bir şey değil. Bunun tam ortasını özellikle biz toplum olarak yemeği seven bir toplumuz. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? Yaşam standardımızı imkanlarımız dahilinde nasıl düzelteceğiz? Kabaca hep şöyle, aldığımız kaloriyle verdiğimiz kaloriyi hep dengelemeye çalışacağız. Ve yıllar geçtikçe de ya aldığımız kalori miktarını azaltacağız ya da verdiğimiz kalori miktarını arttıracağız. Hı hı. Hani arada sizle de konuştuk. 5 yılda insanın metabolizması %20 yavaşlıyor. Yani siz her 5 yıl eğer hiçbir standartınızı değiştirmezseniz, yani ya yediğiniz miktarları azaltmazsanız ya da yaptığınız egzersizi sporla yaktığınız kaloriyi arttırmazsanız, her 5 yıl ortalama olarak söylüyorum kilonuza %20 eklenecek. Yani hı hı. 30 yaşında 80 kiloya girdiğiniz zaman 35 yaşında %20'si 16, 96 kilo olacaksınız. Ondan sonra tekrar %20, 105 kilo olacaksınız. Yani o dengeyi sağlamak lazım. Hı hı. Zor, evet. Yani diyet egzersiz çok zor ama yapmamız lazım. Spor alışkanlığı edinmemiz lazım. Hı hı. Beslenme çok önemli. Sağlıklı gıdaya ulaşmak çok zor. Yani fast food kültürü çok fazla, hazır yemek çok fazla. Hı hı. Geleneksel kültürümüz tamamen obez olmaya yönelik, hı hı, gıdalar. İşimiz zor yani hepimizin, ben kendim başta. Özellikle hazır hepimiz, gıdayı biraz azaltırsak, biraz düzenli bir yaşam. Egzersiz, spor çok, aha, çok önemli. Egzersiz, spor, yani hiç alışkanlığımız yok toplum olarak, aha, ama edinilmesi lazım. Peki şunu da sorayım hocam, bu pandemi sürecinde herkes evindeydi, herkes biraz daha işte evde ekmekler yapıldı, yemekler yapıldı. Ağır yemeklerimiz de var, yani Elazığ özelinde düşünürsek de yani çok iyi yemeklerimiz var, herkes yaptı. Mesela çocuklar açısından bu kilo alımı bu süreçte normal midir? Ve bu süreç obeziteyi mesela etkilemiş mi? Ayrı ayrı yine görüş alayım sizden hocam. Tabii pandemi süresince aslında mesela bir pandemi çıktı. Biz haberlerde izliyorduk mesela. Makarna kalmadı marketlerde. Hep böyle insanlar saldırdı marketlere. Marketlerdeki gıdaları bitirdiler. Bir de bizim yani... Büyüklerde de beslenme alışkanlıklarımız çok yanlış. Hı hı. Mesela biz çocuklarımıza cips yediririz. İşte Eti Puf dediğimiz işte böyle şekerli. Marka vermeyelim hocam. Eti derken. Yani böyle şekerli, hı hı, şeyler gıdalar veririz. Hı. Bunlar aslında çocuklar için çok zararlı şeyler. Çünkü bizim insülin denen bir hormonumuz var. Hı hı. Yediğimizde şekerimiz yükseliyor. Şekeri çok yükselten gıdalar aldığımızda şekerimiz yükseldiğinde hemen insülin devreye girip onu yağ olarak onu düşürmek zorunda. Hı hı. Düşürürken de yağ olarak depoluyor. Şeker düşürüyor, tekrar acıkıyoruz. Hı hı. Yani çocuklarda şekerlemeler, böyle fast food gıdalar, hı hı, böyle işte dediğimiz gibi çikolata gibi şeyleri gerçekten biz toplum olarak çocuklarımıza çok veriyoruz. Onlara ödül olarak, hı hı, veriyoruz. Ve çocuklarımızı küçük yaştan itibaren obez ediyoruz. Bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Obez olan çocukların da ileride kalp damar hastalıklarına aday olacaklarını, obeziteye aday olacaklarını, hı hı, obezitenin de belli başlı bir sorun olduğunu bildiğimiz için kesinlikle çocukları beslerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Hocam, obezite tetiklendi mi bu süreçte? Kesinlikle tetiklendi. Ben sıra bekleyen hastalarımdan biliyorum. Hani 50-60 güne yakın ameliyat yapamayınca ciddi bir hasta popülasyonu oldu. Ve o hastalarımız benim onlarla ilk ön görüşmelerimden sonra, yani bu 2 ayda %10'a yakın ortalama kilo aldılar hastalar. Hı hı. Geldiklerinde yani bana söyledikleri kiloların %8 ile 12 arası, yani %10'a yakın ortalama kilo aldıklarını gördüm. Hı hı. Yakın çevremde de kilo aldı. Yani çünkü bayağı bir hareketsiz dönem oldu. Hı hı. Sokağa çıkma yasakları kısıtlandı. Hı hı. Eve kapanınca yeme miktarları arttı. Zaten mesela sosyal medyada da öyle caps'ler çok dolandı. İşte bu süreç en çok diyetisyenler, psikologlar ve obezite cerrahlarına yaradı diye. Hı hı. Bence de genel olarak toplum kilo aldı. Hı hı. İnşallah tez zamanda verir diyelim. Sağlıklı, İnşallah, günlere diyelim. İnşallah. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık alanında Elazığ'a, ülkemize çok değerli hizmetler veriyorsunuz. Sağlık, başta da söyledik, her şeyin başı. Diliyoruz bu süreci de ülke olarak çok iyi bir şekilde atlatacağız. Herkese bol sağlıklı günler diliyoruz.
Allah herkese sağlık versin ama doktorsuz ve hastanesiz de bırakmasın. Amin. Her zamanki temennimiz. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızla başarılar diliyorum. Bir sonraki ederiz. Programlarda daha detaylı bir şekilde yine bu ve benzeri konuları konuşacağız diyelim ve bugünlük de moderatör programını noktalayalım sayın seyirciler. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hem evlerinize konuk ettiniz hem de sorularınızla programımıza ortak olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.